24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Farklı Görüş 2018 itibariyle ve bugün itibariyle başlıyor. Ve çok değerli konuklar ve önemli bir konuyla başlıyor. O yüzden fazla lafı uzatmayacağım. Önce stüdyodaki konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Gerçekten burası büyük birikimleriyle buraya gelmiş değerli akademisyenler ve uzmanlarla yüklü. Şöyle bir arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi de koyun. Bu programın sonunda, 3 saatin sonunda sosyal medyadaki Twitter'ımda da söyledim. Ortalama 24 bin ila 30 bin kitap okumuş kadar bir vaziyet alacaksınız, onu da bilin. İsterseniz hemen sağımdan başlayayım. Sayın Profesör Doktor Mehmet Karaca, hoş geldiniz. Hoş. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü. Hoş bulduk. Hocam, geçen gün Papa 1. Francis uzaydakilerle görüşürken, astronotlarla, birine de sordu, seni en çok etkileyen olay nedir diye yukarıda. O da dedi ki atmosferimizin bu kadar ince olması, çok kırılgan bir hayat yaşıyoruz dedi. Bu beni çok etkiledi, Papa'yı da etkilemiş. Öyle bir şey. Ne dersiniz, biz kırılgan bir noktada mıyız bu atmosfer? Sadece atmosfer değil. Sizin uzmanlık alanınız olduğu için. Estağfurullah. Doğru ama çok nitelikli bir atmosfer her açıdan. Evet. Yani tabaka tabaka baktığımızda çok şeyleri aslında kendi içinde absorbe edebiliyor. Evet. İşte ozon tabakası. İnsan sağlığı için zararı olan maddeleri tutuyor orada. Böyle bölgeler var. Kırılgan ve ince. Kırılgan değil mi? Evet. Peki. Efendim, hemen yanınızda değerli bir ekonomi uzmanı Profesör Doktor Kerem Arkin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya buradakilerin CV'lerini uzun uzun okusam bir saat falan tutar. Ama Sayın Arkin hem ekonomi alanında çok üst düzey akademik görevler üstlendi. Son olarak Nişantaşı Üniversitesi'nde rektördü. Sonra bir de bizim meslektaşlığı var. Bloomberg TV. Yani onun genel müdürlüğü falan. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olunuz. Ve Profesör Doktor Fahrettin Altun yine solumda. Kıskandım. Sosyolojiyi ben de seçmiştim. Oradan siyasete yürürüm demiştim ama bizim 70'li yıllar bilir yaşıtlarım. Pek öyle şeylere imkan tanımıyordu, açık söyleyeyim. Ama siz anladığım kadarıyla sosyolojiden siyasete yürümüşsünüz. Doğru mudur? Siyaset demeyelim ama siyaset bilim diyelim. Siyasi analiz bilim diyelim. Hayır, siyaset derken bilim, evet, anlamında. Evet, evet. Doğru ama sosyolojinin öyle bir alan olduğunu da ifade etmek lazım. Evet. Sosyoloji gerçekten çok farklı alanlara çok farklı perspektiflerden bakma imkanı sağlayan bir bilim. Ve sosyal bilimin de kaynağı. Dolayısıyla siyaset bilimine sosyolojiden geçiş yapmak, iletişime sosyolojiden, evet, geçiş yapmak mümkün ve bir o kadar da verimli. 74'te ben bunu düşünmüştüm ama başaramadım. Sonra siyasete geçtim tekrar. Yani siyasal bilgilere geçtim. Sosyolojiyi bırakmak zorunda kaldım. Değerli bir dostum, zaman zaman bütün yıllar içinde moderatör gecede de beraber olduk. Profesör Doktor Sedat Aybar, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi, ekonomi finans bölüm başkanı, ayrıca Afrikam merkezinin başkanı, Çin ekonomisini çok iyi yöneten bir beyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani sizi bir yandan Afrika'da buluyorum ben, bir yanda bakıyorum, açıyorum hocayı, Çin'de çıkıyor. Ama Çin sanki su yolu olmuş yani. Böyle şans, bugün buradasınız ya. Yani. Evet, yani büyük bir şans. Çok teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Çok mutluyum katılabilmek. Hocama diyorum ki bir gün seni resmi törenle karşılayacağız Türkiye'ye geldiğin zaman. Ama yanınızdaki genç adam da öyle. Sami Atalan burada akademik ünvanı olmayan tek kişi. Fakat onun da bir özelliği var. Savunma sanayi alanında dünyada tek bir işi yaptı. Yani onu da söyleyeyim. Hatta ben üşenmedim, Sami kitabı da buraya getirdim. 13 kiloymuş bu. Bir örneğini göstereceğim. Şöyle arkadaşlara. Bu bir ansiklopedi. Bu kalınlıkta bir ansiklopedi. Modern deniz sistemleri. Sami bunun gibi 6 ansiklopedi yazdı. 6 ansiklopedi ve dünyada sanayi devriminden sonra oluşmuş
tüm savaş araç gereçleri hepsi bu ansiklopedilerde hava kuvvetleri için yazdı. Donanmayı... O kitaptaki detay 1941 yılında bir savaş gemisinde Büyük Britanya'nın ağlaya ağlaya kapitalist sistemin liderliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne devretmesiyle ilgili bir detayı da içeriyor bir yönüyle bakıldığı zaman. Tamam. Esenize. Sohbet bayağı iyi gidecek. Isınıyor. Yani şimdi hani izleyicilerimiz Atlantik Anayasası'nı bilsinler. Doğru. Orada Amerika'nın dünya okyanuslarına, evet, dünya okyanuslarına hakim olma hikayesi. Orada kim bilir ne kadar güzel o savaş gemileriyle ilgili kim bilir ne kadar enteresan detaylar vardır teknik olarak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben şahidim bu ansiklopedilerin 2007 yılından beri 10 yıldır yapılmasını. Yani resmen deri pösteki sayar gibi. Şimdi hepinizin uzmanlık alanları belli ama biz tabii 2018'i Türkiye'nin önündeki meseleleri, dünyayı konuşacağız. Ve bu çerçevede hepinizin uzmanlık alanlarından yararlanacağım. Ama şöyle de bir şey düşünmüyorum açıkça. Baştan şey yapalım. Herkes her konuda iyi kötü bu kadar birikimiyle fikir sahibidir. Yani siyaseti konuşuyorsak ya ben ekonomistim biraz uzak durayım falan demeyelim. Yani orada da düşüncelerimizi kullanalım. Ekonomide olabilir ki Fahrettin Altun'un da çok farklı bir görüşü vardır. Veya Sami'nin Suriye olayında bambaşka bir yaklaşımı vardır. Yani tabii ki uzmanlık alanlarına saygımız sonsuz. Lokomotifimiz o. Ama yani sizin gibi 5 tane beyni bir daha zor toplarız. O yüzden böyle bir hep beraber yola çıkalım diyorum. Ne dersiniz hocam? Ay ay. Beni bulaştırma ağırdan deme yani. Yok yok, ben her şeyi karıştırırım, merak etme. İçine gideceğiz zaten. Tek rektör kendisi de şu anda. Şimdi o zaman yüksek müsaadenizle Fahrettin Altun'dan başlayacağım. Çünkü biraz iç siyasetten gideceğiz. Genel bir soruyla başlayayım, sonra detaylandırırız. 2019'a doğru sert tartışmaların ikliminde giriyoruz 2018'e. Ve galiba bu sert iklim devam edecek gibi gözüküyor. Doğru mudur? Doğru. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu dönüşüm süreci 2002'de başladı aslında ve evet, 2000 sonrası Türkiye açısından oldukça verimli bir süreç oldu. 2000'li yıllar baktığımızda dünyada çok ciddi kırılmaların olduğu yıllar ve bu kırılmalar aslında 1990'ların o iyimser küreselleşme anlayışlarının darmadağın olmaya başladı. Ah, hocam, ve giderek yani bize neler demişler. Giderek barış geldi. Giderek tarih bitti değil mi? Tabii, evet. Giderek uluslararası siyasetin ısındığı, sertleştiği bir dönem oldu. Biz 2000 sonrasında özellikle 2010'dan itibaren bölgemizde çok sert gelişmelere şahitlik ettik ve bu yaşanan sert gelişmeler bir taraftan baktığımızda Türkiye için çok ciddi tehditler anlamına, evet, geldi. Fakat Türkiye'de güçlü bir siyasal liderliğin varlığı ve yine toplumun bu güçlü siyasal liderliği olan desteğini sürdürmesi ile birlikte bu bütün noktada süreç bir Türkiye açısından fırsata dönüştü. Biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Siyasi liderlik, güçlü siyasi liderlik dediniz. Ama mesela biz 2002 ile 2007 arasındaki Recep Tayyip Erdoğan'la 2007 sonrası Recep Tayyip Erdoğan arasında çok ciddi bir fark görüyoruz. 2002 ile 2007 arasında gayet esnek, flexible, Ahmet Necdet Sezer'le iyi geçinen veya iyi geçinmeye çalışan. Ne oldu da 2007'den sonra Tayyip Erdoğan'ı da güçlü liderliğe taşıyan bir takım zincirleme reaksiyonlar yaşadı? Şimdi başlarken ifade ettiğim siyasal dönüşüm süreci, evet, 2002'de başladı. Belli kırılmalara uğradı ve bu süreç devam ediyor. Evet. Bunun bir tarafı baktığınız zaman demokratik siyasal liderliğin, hı, konsolidasyonu, tahkim edilmesi ve, ha, burada Recep Tayyip Erdoğan aslında bir simge figür olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 2002 sonrasında yaşanan dönüşümün, Türkiye'de yaşanan dönüşümün bana sorarsanız 3 tane ana unsur.
karşılığını bulan başarıları var. Ve bu başarılar üzerine kurulmuş bir liderlik var. Yani sadece bir güçle, bir iktidarla kendisini taşıyan bir liderlikten bahsetmiyoruz. Sahadaki kabiliyetleriyle, becerileriyle o iktidarını pekiştiren bir liderlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan baktığınızda Türkiye içerisinde 2002'den bu yana bir siyasal iktidar mücadelesi devam etti. Ve bu evet. iktidar mücadelesi toplumun gözü önünde oldu. Bir takım vesayet unsurları Tayyip Erdoğan ulusal ve uluslararası alanda kuşatmak için 2002'den itibaren çok ciddi bir gayret içerisine girdiler. Ve bu vesayet unsurları günden güne tasfiye oldu ve bu toplumun rızasıyla Tayyip Erdoğan'ın da maharetiyle gerçekleşti. Şimdi bahsettiğiniz 2002'deki Tayyip Erdoğan ve 2007'deki Tayyip Erdoğan farklılaşması dediğiniz şey ise aslında baktığınızda bir özde farklılaşma değil. Tayyip Erdoğan'ın o dönemde AK Parti'nin genel başkanı, daha sonra başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelde misyonu halkı iktidarın merkezine taşımak oldu. Evet. Ve halkı iktidarın merkezine taşırken en başından itibaren halkın verdiği iktidarı herhangi bir vesayet odayla paylaşmayacağını net olarak ifade etti. Fakat bir taraftan özellikle uluslararası güç odakları Recep Tayyip Erdoğan'a bir anlam atfettiler 2002'de. Neydi o? Türkiye ciddi anlamda istikrarsızlaşan bir ülkeydi ve dönemin uluslararası paradigması ya da küreselleşme paradigmasına uygun bir şekilde Türkiye'nin bir pazar, öngörülebilir bir pazar, istikrarlı evet. bir pazar olması ve diğer taraftan da yine istikrarlı, öngörülebilir bir partner olması isteniyordu. Evet. Tayyip Erdoğan'ın bunu sağlayabileceği varsayıldı. Fakat bir taraftan baktığınızda Erdoğan'ın siyasi mücadelesinin merkezinde bu değil. İşte bahsettiğim bir taraftan iç politikada demokratikleşme, hı-hı. halkın iktidara taşınması, diğer taraftan ekonomide bir bağımsızlaşma. Öbür taraftan da dış politikada bir özerkleşme olduğu, yani bağımlılık zincirinden kurtulma siyasetinin merkezinde olduğu anlaşıldıktan sonra işte o noktadan itibaren bir çatışma, bir yüklenme süreci başladı. Erken seçimiyle oldu doğru. Tabii yani orada bakın en kritik şey neydi? İktidarını paylaş. Nasıl paylaş? İşte başbakan sen ol ama cumhurbaşkanı senden olmasın. Sen olma ya da senden biri olmasın. Önce sen olma diye ısrar ettiler. Tamam, o kabul. Sonra da senden biri de olmasın. Neydi onun sembol unsuru? İşte eşi başörtülü olmayan birisi olsun. AK Parti yeter artık. Cumhurbaşkanı da bir orada sistemin emniyet sübabı olarak dursun diye bir baskı uyguladılar. Ve orada Erdoğan dedi ki hayır, yani bu halkın karar verdiği bir şey ve bu dönüşüm süreci de burada bitmeyecek. Şimdi dönüp geriye bakıyoruz ki evet. orada eğer evet hadi müzakere masasına oturalım, pazarlık yapmaya başlayalım demiş olsaydı Türkiye'nin dönüşüm süreci bu şekilde yaşanmayacaktı. Yaşanmayacaktı ve bu bölgesel siyasete de bu şekilde yansımamış olacaktı. Türkiye bugün 11 yıl sonra 2007'nin Türkiye'siyle karşılaştığınızda bölgesinde çok daha etkin bir aktör ki 2010'dan evet. sonra bütün bu saldırılara rağmen, bütün bu uluslararası izolasyon çabalarına rağmen Türkiye bölgesinde etkin bir güç, küresel anlamda dikkate alınan, bu çok hoşlanılan, çok sevilen anlamına gelmiyor. Çünkü böyle bir mecburiyet yok uluslararası politikada. Dikkate alınan ve mutlaka fikri sorulmak zorunda olan, yeri geldiğinde oyun bozabileceği bilinen bir aktöre dönüştü. Bu zorlu bir süreçti ama bu noktaya gelindi. Bir küçük ekleme yapabilir miyim oraya? Ben de sana döneceğim. O yüzden hemen dedim. Daha devam edeceğiz siyasete. Bir tur şöyle bir dönelim. Siyaset önemli çünkü. 2008 miydi IMF ile bağları kopardığı gün? 2008'deki 16 Eylül'de Amerikan Finans Kurumu Lehman Brothers battıktan sonra yaklaşık 9 ay ensemizde boza pişirildi. Uluslararası para fonuyla yeniden anlaş diye. Şimdi 2008'in bak 2007'den Mayıs'ında, 2008'e geliyoruz. Tabii, 2008'in evet. Mayıs'ında uluslararası para fonuyla gerçekleştirdiğimiz son standby, 19. standby bitmişti. Bitmişti, evet. Ondan birkaç ay sonra Lehman Brothers'la birlikte uluslararası finans krizi başladı. Türkiye'nin bu uluslararası finans krizini uluslararası para fonuyla yeni bir anlaşma yapmadan atlatamayacağına dair bir atmosfer oluşturuldu. İçte daha çok. Tabii içte oluşturuldu. Dışarıdan da şey vardı. Medyanın. İşte uluslararası ekonomi çevreleri, ekonomi medyası bu konuda yorumlar yapıyordu. Tam bir yıl boyunca müthiş bir ustalıkla biz uluslararası para fonuyla her an yeni bir anlaşma yapacakmışız izlenimi vererek ha oldu ha olmadı şeklinde aslında orada müthiş bir strateji yürütüldü ve bir anda
O zaman hükümetin aldığı son derece proaktif tedbirler sayesinde 2009'un son çeyreğinde Türkiye o uluslararası finans krizinde negatif büyüme sürecine geçmiş iken tekrar pozitif büyüme sürecine dönen ender ülkelerden birisi olmayı başardı. Zaten onu 2009'un son çeyreğinde başardığımız anda Uluslararası Para Fonu'yla o dayatmalı yeni bir standby anlaşması teğet yapmanın büyük bir şansiyeti de kalmamıştı. Biz onu öyle teğet geçerek atlatmış olduk. O tabii büyük bir o büyük bir paradigma kırılmasıydı. Türkiye artık Uluslararası Para Fonu'yla ille standby anlaşması yapmaya ihtiyaç duymadan da bu kadar ağır bir küresel ekonomik krizi yönetebilecek maharete artık kavuşmuş, beceriye kavuşmuş bir ekonomi olduğunu da kanıtladı. Ondan sonra da herkes sustu. Hala susuyor. Artık ondan sonra bir sonraki aşamaya geçtik. Cumhuriyet tarihi için çok önemli bir aşama. Uluslararası Para Fonu gelip bizim kapımızı çalıp dünyayı kurtarmak için bir fon oluşturuyoruz. Türkiye bize 5 milyar dolar verir mi dedi. Yani şimdi oradaki tarihi kırılmayı asla unutmamak lazım. Bir zamanlar Uluslararası Para Fonu'ndan kaynak kullanması gereken bir Türkiye'nin bugün dünyayı kurtarmak için oluşturulmasına ihtiyaç duyulan bir fona bu defa 5 milyar dolar para verdik koyan de bir ülke olması bence her zaman gururlanmamız gereken bir detay. Ben şimdi 2018'i iyi anlamak için 2007-2008'e çok özür dilerim. Orada buyurun. Fahrettin Hoca'nın ifadesine sadece şunu ekleme ihtiyacı hissettim. Burada göz ardı edilmemesi gereken en tarihi olaylardan bir tanesi özel sektör ve hane halkının 90'lı yıllardaki büyük ekonomik çöküş sonrasında yeniden özgüveni yakaladığı özel sektör ağırlıklı Anadolu'nun yeniden ayağa kalkışı anlamındaki özel sektör odaklı büyük yatırım hamlesi ve büyük dönüşümdü. Bunun sağlamış olduğu özgüven çok önemli bir noktaya getirdi Türkiye'yi. 367 gibi garabet bir aritmatik Türk siyasetinde dayatılmaya çalışıldığında orada bunları kimler kurguladıysa şu noktayı fena halde atladılar. Anadolu'yu. Özgüveni yakalamış olan Türk toplumu artık kendi demokrasisi, kendi anayasası ve kendi sistemiyle ilgili olarak milli iradesi ve milli egemenliği ortaya koyabilecek bir basirete sahip olduğunu çok net olarak fark etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da götürdü Türk toplumuna, dedi ki kendi siyasi sisteminle ilgili olarak kararı vermeye hazır mısın? Onlar da dediler ki hazırız. Hazır. Vatandaşımız peki, hazırız dedi. Orada tarihi bir kırılma oldu. O kırılma bizi buraya kadar getirdi. Ben Fahrettin Hoca'nınkine öyle bir ufak ekleme yapmayı istedim. Sami Atalan'ı ben merak ediyorum. Acaba aynı tarihler mi denk gelecek diye. İnan bana, bilmeden soruyorum. Savunma sanayindeki ilk sıçramada aynı döneme mi denk geliyor? Savunma sanayinde ihracat bazında, evet ihracat bazında. Bak, şimdi çok enteresan bir şey yakaladık. Türkiye'nin büyük hacimlerle ihracat yaptığı, savunma sektöründe evet, ihracat yaptığı dönemlere denk gelmeye başlıyoruz. Evet. Ama 2008 yılında epeyce bir ekonomik kriz dünyayı felç etti. Felç etti, bütün sistemi felç etti. Yaklaşık 18 ay boyunca ekonomistler dahil herkes ne yapacağını çok iyi bilemediler. Ve çareyi parada buldular. Parayı basmakta ve parayı bollaştırmakta buldular. Şu anki hala daha devam eden süre gelen bir para siyaseti devam etti. Ben aynı zamanda iktisattan evet, mezun olduğum için Adnan Bey soruyu bana verince böyle geliyor. ve bu ama hiçbir şey düzeltilmedi Adnan Bey. Yani Türkiye için söylemiyorum, dünya açısından. Evet. Aynı sebepler, aynı problemler mevcut duruyor ve aynı tip bir küresel krizi de yaşama ihtimali ama çok yüksek. Ama savunma sanayini Türkiye sanıyorum 2007-2008'inden sonra. Savunma sanayinde Türkiye kendi ürünlerini üretmeye başladı. Ha. Eğer bu konuysa evet. Kendi ürünlerini üretmek amacıyla atılımlar yaptı ve kendi üretimlerini yapmaya başladı. Çok önemli bir unsurdur bu. Evet. Çünkü savunma sanayisi teknolojiye hakim olan bir sanayidir. Yani gerçek anlamda teknolojik hakimiyete ihtiyacı olan bir sanayidir. Ve işte, standart üretimleri keşfettik. Bunları uygulamaya başladık. Bizde üretilen bir parça, dünyanın başka bir yerinde üretilen bir parçayla milimetrik, hatta nanometrik bir şekilde uyum sağlaması lazım. Ortak, küresel ortak üretim kabiliyetine kavuştuk. Tabii ki bu 2007-2008 yıllarındaki konular. Askeriyede önceden görülüyor bunlar. Daha sonra tabii diğer sanayilere geçiyor.
Hocam mesela İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü şu anda sağımda Sayın Karaca. Yani Fahrettin altında diyecek ya ben bir açılış yaptım bütün konu bunun üzerinden gidiyor. Estağfurullah o sizin moderasyon beceriniz. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyebilirim ben yani katkı açısından bu değişimle ilgili. Teknolojide de bir hamleler var. Tabii. Hamleler var. Sanıyorum yine o günlere dönüyoruz. Yani 2007-2008 o çıkış noktalarında başlıyor. Doğru mudur hocam? Aynen. Aynen. Şimdi şöyle... 10 yıl öncenin şeylerini topluyoruz biz burada. Ya buyurun hocam. Şurada farklı bir noktaya götürmeden şunu da söyleyeyim. Şimdi büyük devlet olmak küresel güç olma yolunda aslında Türkiye. Bu neyle de olabilir? Üniversitelerle de olabilir. Mesela örneğin biz artık Antarktika'ya gidiyoruz. Ya. Böyle bir hamlemiz var. Yani burada bir ciddi bir siyasi... Siz mi kuruyorsunuz üssü hocam? İnşallah hep beraber. Hep sadece beraber. Biz değiliz. Ya, diğer üniversiteler de var. Ya. Yani bir 17'ye yakın üniversiteler var. Hı. Bir konsorsiyum. Sadece koordinatörlüğünü biz yapıyoruz. Antarktika'da. Evet. Ama bu aslında bir Antarktika'da deyip geçmeyin. Bir küresel güç gösterisi bu. Tabii tabii. Bir irade, küresel irade evet. meselesi. Uzaya uydu atmak gibi bir şey, yok. Yani. Aynı şey. Aynı şey. Bu açıdan da önemli yani. Yani irade evet. koydunuz mu bu alanda beraberinde bilimsel ve teknolojik ilerleme de beraberinde geliyor. Tabii üniversiteler bu açıdan mihenk taşı. Üniversitesiz olmaz. Biraz sonra teknoloji ve Ar-Ge'ye geleceğiz zaten. Bir de Sedat hocama. Şimdi Fahrettin Altun dedi ki bence çok güzel bir analizle girdi. Yine tekrar teşekkür ediyorum. Dış politika özelliği. Şimdi hocam siz de hem ekonomistsiniz ama ben sizin çalışmalarınızı da yakından takip ediyorum. Afrika, Çin vesaire. Emerging Market'te yani yükselen marketlerdeki şey konusunda Columbia Üniversitesi ile beraber çalışıyorsunuz. Türkiye bu çerçevede baktığınızda o özerk diplomasiyi ekonomisinden ve siyasetinden kaynaklanan o güçle mi yürüttü? Ne dersiniz? Elbette. Şimdi bu şu tarihi perspektif içerisinden yeniden bakmaya çalışırsak, Fahrettin Hoca'nın analizine ek olarak 2002'den başlattı Fahrettin Hoca tarihi. Evet, 2002 önemli bir kırılım evet. noktası. Ancak 2002 geceden gündüze olmuş olan bir şey değil. Yani belli bir birikim sonucunda 2002'ye gelindi. O 2002 öncesinde güçlü ekonomiye geçiş programı diye bir program kabul edilmişti. Ve bu program çerçevesinde bir takım düzenlemeler yapılacaktı. O düzenlemelerin en önemli boyutu da piyasanın olgunlaştırılması ve devlet karşısında güçlendirilmesiydi. Evet. Yani serbest piyasa reformlarının gerçekleştirecek bir programdı o. Yani ekonomik boyutta baktığınızda... piyasanın devlet tarafından dışarıya itilmiş ya da boğulmuş halinin sona getirilmesini getiriyordu. Ki o da Türk toplumunun derinliğine doğru bir takım dinamiklerin harekete geçirilmesini evet. getiriyordu. Bunu da 2002'de iktidara gelen AK Parti gerçekleştirdi. 2002-2007 arasında ciddi bir bu dinamizmi destekleyen ciddi bir dış boyut da vardı. Yani ekonomi, politika ve dış ilişkiler boyutunun üçünü bir arada düşünmeye başladığımızda o boyutta Avrupa Birliği'ne tam üye olma müzakerelerinin son sürat devam etmesiydi ve chapter'ların evet. açılmaya başlamasıydı. Tabii 2007'ye gelindiğinde dünya bambaşka bir görünüm arz ediyordu. Yani 2007'nin getirdiği, 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan, özellikle finans sektöründe başlayan bunalım bütün dünyaya yayıldı. Bu da dünyadaki kıt kaynak kullanımı konusunda bir takım çekişmeleri daha ciddileştirdi. Şimdi bir yandan silahlanıyor değil mi sen? Evet. Yani evet. bu şu aşamaya gelindiğinde o 2007-2008'den bugüne doğru gelindiğinde artık devletlerin bunun içerisinde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere evet. ki ona belki birazdan birazcık daha fazla girebiliriz. Özellikle bu vergi reformları etrafında Amerikan devletinin kendisini bu küresel gelişmeler nezdinde nasıl hazırladığını belirlemek açısından. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti bir yandan Rusya'nın Suriye krizinden sonra aktif olarak dinamiklik kazanması ve dünyada bir oyuncu olarak tekrar ortaya çıkması. Avrupa Birliği'ndeki dağılma, Brexit'in etrafında Avrupa Birliği'nin
kendisinin yönünü çizecek ya da çizemeyecek durumda olması. Yani bütün bunların hepsi... Bu Erdoğan'a bir manevra alanı mı yarattı? Bu Türkiye'ye ve Erdoğan'a... Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu işin lokomotif gücü olarak gidiyor. Ancak burada dünyanın içinde bulunduğu durum, Türkiye'nin devletin bu küresel çekişmeleri ve kıt kaynak kullanımındaki çekişmede devletin kendi doğasını bu gelişmeler nezdinde değiştirmesini de dayatmaya başladı. Ve biz onun yönünün ne olacağını tartışmaya başladık. Şimdi elbette bunun içerisinde yani bu değişen dünya işte güç çekişmeleri ve tırmanan gerilimler açısından baktığınızda bunun bir çok çok önemli bir boyutu da özellikle üretim tüketim eğilimleri içerisinde yeni kullanılan teknolojilerin ki bunun içerisinde en ilerideki noktada savunma sanayi var. Çünkü asıl buluşlar, yaratılışlar o sanayi üzerinden gerçekleşiyor. Bunun üzerinden Türkiye'nin de yani sizin sorunuzu toparlayarak cevaplamak gerekirse bu ekonomik gelişmeler, dış siyasetteki gelişmeler ve Türkiye'deki devlet doğasının değişmesi ve bunun da güçlü kılınabilmesi için özellikle teknoloji ve üretim alanında da yapılacak atılımlar bir arada kendisine yerli yerine oturtuyor. Şeyi unutmamak lazım da Ardan Bey. Buyurun. Turgut Özal'ın fonksiyonunu unutmamak lazım. Ya ben de yani biraz önce çok, evet. Yani ortamı hazırlayıcı aslında aksiyon Turgut Özal döneminde. Reaksiyonun ilk katalizörü Turgut Özal ve bugüne hazırlaması. Tabii onun hazırlaması. Bugün iyi anlamak için iki tane noktayı da vurmalar. Turgut Bey saat 6'larda kalkıp çalışan bir insandı efendim. Ben kendisiyle çalışma imkanı oldu birkaç kere. Gençtim, çok gençtim o zamanlar. Turgut Bey çok iyi hazırladı birçok şeyi. Savunma sanayi de yeniden yaratan Turgut Bey'in atılımlarıdır. Fakat şunu da unutmamamız lazım. 99 yılında biz Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapıyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması. Evet. Bizi aslında küresel olarak taşıyan, sanayimizi küreselleşen bir anlaşmadır bu. Çünkü biz sadece mal almak için değil, mal satmak için de o gümrük birliğine girdiğimizden büyük bir dolayı kazandırdı. Büyük bir hız kazandırdı. Büyük yatırımlar yapıldı. Avrupa Birliği de bize büyük yardımlarda ve yatırımlarda bulundu ama onu böyle madem biraz önce başlarken söylediniz bir böyle muhabbet ortamında yapalım. Tabii. Çok az farkla kazandı Türkiye. Yani Avrupa Birliği'nin oynamada çok az farkla kazandı. Ve burada o konuda gerçek anlamda ter döken bir parlamenterin ismini vermeden de geçmek istemiyorum. Gidip odalarından aldığı insanları oya getirmek, oylanacak diye. Sayın parlamenter Jansely. Türkiye'yi oynaması için gitti Fransız parlamentosu gitti teker teker odalarında bulunan tüm Avrupa parlamenterlerini aldılar. Evet. Ben o zamanlar gencecik bir insanım Brüksel'de bulunuyorum malum nedenlerden dolayı. Ben de Avrupa Türkiye bahsedince tabii oradayız. Teker teker yakalarından tutup gitti oy kullandırttı. Çok az sayıyla kazandık ve Avrupa Birliği ile birlikte bir Gümrük Birliği'ne girdiğimizde bizim sanayimizin kendisini adapte etmesi amacıyla zaten olan bir şey. Bugün küresellikten bahsediyoruz ama Avrupa bazında biz küreselleşiyoruz. Neticede en büyük ihracatımızı o yöne yapıyoruz. Bizim ekonomimiz Avrupa ekonomisiyle bütün ve zaten 2 gün sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Paris'e gidiyor ve yeni Cumhurbaşkanı. Onların hepsini konuşacağız. Bir dakika. Ama gerçek bir anlamda öncelikle ekonomik bir atılım bütün profesörlere teşekkür ediyorum. Burasını üniversite amfisine çevirmediğiniz için. Gayet iyi gidiyoruz. Vatandaş da bilgi sahibi oluyor. Şimdi Fahrettin Altun'la bugüne döneceğim iç siyasette. 2 tane kısa sorum var size. Oradan yola çıkacağız. 3. sorum da tılsımlı soru. Yani şey değil. Bakıyorum iç siyasette sürekli bir cepheleşme kavramı öne çıkarılıyor. Bu neden önde? Bir de en ufak bir sorun yani böyle minicik bir Türk dünyada da küçük görülecek bir sorunla karşılaştığımızda efendim iç savaş çıkar. Ya iç savaşlarda bulunmuş bir gazeteciyim kardeşim ben. Böyle iç savaş bugünden yarına sabahleyin çıkmaz. Yani o işin 30-40 yıllık meselesi var. Niçin habire iç siyasette bir sürekli bir cepheleşme, 2 sürekli bir iç savaş lafı.
Şimdi burada aslında cepheleşme yerine kutuplaşma kavramını kullanalım isterseniz. Şimdi buradaki kutuplaşmanın dinamiğine doğru bakmak lazım. Bu kutuplaşma bir toplumsal kutuplaşma mıdır, siyasal kutuplaşma mıdır? Şimdi baktığımızda aslında Türkiye'de siyasal kutuplaşma olarak o bahsettiğimiz 2002'den bu yana yürüyen o iktidar mücadelesini ve bence yürümesi gereken son derece haklı, belki de geç kalmış o iktidar mücadelesinin bir yansıması olarak karşımıza çıkan bir siyasal kutuplaşma var. Evet. Bu siyasal kutuplaşma neden tartışılmaya başlandı? Çünkü bahsettiğimiz aslında rahmetli Özal'a gittik ama 1950'ye kadar gidelim. Yani 1950'den itibaren halkın bir şekilde önemli bir bölümünün doğrudan iktidara taşınmasını talep eden o siyasi geleneğin ne zaman gün yüzüne çıksa, ne zaman devlet elitlerinin karşısına geçse böyle bir tartışmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Yani mesele devlet elitlerinin karşısına halktan gücünü alan siyasal elitlerin çıkması meselesi. Dolayısıyla bunun bir adım daha ötesine gidelim. Yine Türkiye tarihinde, modern Türkiye tarihinde o batılılaşmış batıcı azınlık grubun dışında yeni çoğul modernleşme dediğimiz o yeni tür çok farklı kaynaklardan kendi kültürel arka planlarından da beslenen yeni elitlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla beraber yani görünen artık bütün aktörlerin göründüğü bir ortamda bu tartışma, bu kutuplaşma tartışması yapılıyor. Yani bir grup, azınlık bir grup bütün yönetim süreçlerini baskıladığında bir kutuplaşma tartışmasıyla karşılaşmıyoruz. Yani bu birinci mesele. Çok enteresan. İkincisi şudur. Bunu birazdan İkincisi şu. Yani bu doğal bir süreç. Evet. İkincisi bu bir toplumsal kutuplaşma değil, bir siyasal kutuplaşma. Dolayısıyla bunun bir işte iç savaşa vesaire gitmesi gibi bir kavramsallaştırma yapmak doğru değil. Toplumsal kutuplaşma şudur. Toplumun belli bir kesiminin diğer kesiminden açık ve net bir şekilde geniş kitlelerden bahsediyoruz. Çok nefret doğru. etmesi, onlarla bir arada olmayacağı bir toplum tahayyül etmesi ve toplumda çok ciddi bir gettolaşmanın yaşanmasıdır. Bu anlamda baktığımız zaman Türkiye toplumunda böylesi bir kutuplaşmadan bahsedemeyiz. Elbette, sokak kutuplaşmıyor yani. Elbette baktığınız zaman siyasal kutuplaşmaya paralel bir şekilde toplumda farklı yaklaşımların, farklı siyasal tasavvurların olduğunu görüyoruz. Ve bazı siyasal aktörlerin de bu kutuplaşmayı topluma yaymak için de gayret ettiğini görüyoruz. Fakat burada açık ve net olarak şunu ifade etmek lazım. Bu süreçte özellikle Gezi olaylarından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ötekileştiriliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumu kutuplaştırdığı çok sert bir söylem kullandığı ifade ediliyor. Bakın burada çok net bir şekilde sürece baktığınızda şunu görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben 2002'de de 2007'de de bütün kırılma noktalarında durduğu yerde temsil ettiğini ve bunu da doğrudan Türkiye'nin yönetimine yansıtmak için yoğun bir gayret sarf ettiğini düşünüyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok şeffaf bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz ve kendi doğrudan toplumuna, Türkiye'ye ekonomi politikalarında da böyle, iç siyasi çekişmelerde de böyle. Düşünün Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğin faizlerle ilgili işte politika faizinin ne olması gerektiğiyle ilgili doğrudan fikrini kürsüden çıkıp bütün topluma, bütün millete açıklıyor. Dış politikada ne tür bir tavır alınması gerektiğini yine çıkıyor bütün topluma, hatta bütün küresel sahneye bunu net bir şekilde ifade ediyor. Şimdi böyle bir aktöre baktığınız zaman bu aktörün ne ikinci bir ajandası söz konusu ne de herhangi bir şekilde baktığınızda bu siyasi pozisyonunu gizlemesi vesaire söz konusu. Şimdi bunu net olarak ifade ettikten sonra. Diktatörleştirme var Erdoğan'ı ama ben dikkat ediyorum her ay çıkıyor faizi düşüremiyor. Şimdi bakın burada böyle bir durum da var. Burada yani nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının kaynağında halkın desteği olduğunu görüyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün meselelerle ilgili çıkıyor ve halkla bir temas kuruyor. Bu iletişimi devam ettiriyor. Çünkü biliyor ki iktidarının kaynağında bu var ve halkın desteği ve iktidarıyla bir alan bulabilir kendisine. Bu olmadığı takdirde
alanının daralacağını, hatta manevra alanının kalmayacağını biliyor. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı yeri geldiğinde bütün aktörlere çok net bir şekilde, yeri geldiğinde sert bir şekilde pozisyon koyuyor. Fakat burada başka bir şey var. Kutuplaşmayı, bu anlamda siyasal kutuplaşmayı üreten şey özellikle 2013'ten sonra Erdoğan düşmanlığıdır. Bakın karşıtlığı da demiyorum. Türkiye siyasetinde bir hastalık haline alan, ne yazık ki uluslararası alanda da artık neredeyse kemikleşen Erdoğan düşmanlığı hastalığıdır. Erdoğan düşmanlığının temel şeyi şu. Erdoğan giderse Türkiye bizim için daha iyi bir yer olur. Türkiye kolaylıkla müzakere edilebilir bir yer olur. Çünkü bakın uluslararası aktörlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir masanın etrafında, bir müzakere masasının etrafında oturduğunda çok ciddi avantajları var. Nedir bu avantajlar? 2002'den bu yana bir kere bir karşısında aynı aktörler yok. Çoğu aktör değişmiş durumda. Ve hepsi, cebinden bir reçete çıkartıyor. Cumhurbaşkanı ile oturduğunda cebinden bir reçete çıkartıyor. Ben eminim işte Cuma günü hani Macron'un dersine iyi biraz çalışmış olması ve hani cebinden alacağız. Bu anlamda bir geçmiş örneklerden ders alarak bir reçete çıkarmayacağını, ama birçok aktör, birçok siyasi lider cebinden bir reçete çıkartıyor. Diyor ki biz Türkiye ile ilişkilerde şu adımları atacağız. Cumhurbaşkanı da diyor ki, başbakanken de diyordu. Ya bunları biz, bu sözleri duyduk. Siz hatta bu sözlerden sonra şu sözleri de verdiniz. Biz sizin gösteriniz birinci sayfada değiliz. 62. sayfadayız. Bir 62. sayfaya gelelim. Ve biz sizden şu an itibariyle adım atmanızı bekliyoruz. Kıbrıs müzakereleri. Cumhurbaşkanı uzun bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bakın bunun bir arka planı var. Şimdi böyle bir aktörle müzakere etmek çok zor. Ve ona belli şeyleri dayatmak mümkün değil. Müzakere etmek söz konusu olabilir ama burada bir şey dayatamazsınız. Şimdi böyle bir aktör. İçeride de içerideki aktörlerin de Erdoğan düşmanlığının başka motivasyonu var. O da şu. Erdoğan sahadayken, Erdoğan sahnedeyken onun yerini demokratik siyasal rekabette alamıyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ı ötekileştirmek, Erdoğan'ı şeytanlaştırmak, demonize etmek ve onun üzerinden bir manevra alanı oluşturmak, bahsettiğiniz şekilde kutuplaşma oluşturmak daha kolay görünüyor. Siyasetten devam edeceğim yüksek müsaadenle. AK Parti MHP mutabakatı var biliyorsun ta 2015 Temmuz'undan bu yana. Biraz önce Anadolu orta sınıfı dedin. Anadolu ve Trakya'nın gelişmiş bir ekonomiyle beraber yürüyen bir yapılanması dedin. Sence milliyetçi muhafazakar diye adlandırabileceğimiz bu mutabakat o tabanın zorlaması mı biraz da? Yani salt siyaset üst yapısından değil de sanki zeminden de gelen bir yapılanmayla karşılaştık. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Şimdi genel olarak bu tür yaptığımız programlarda çok değerli hocam başta olmak üzere birçok defa Fahrettin Hoca ile birlikte ekranlarda paylaştığımız benim bir grafik var. O grafikte tüketici güveniyle bu güvenin bilhassa kırdırılmasına yönelik bazı hainlikleri ve operasyonları aynı grafiğe yerleştirdiğim bir çalışma. Temelde baktığımız zaman aslında 2006 yılındaki Mayıs ayındaki Danıştay saldırısından, 16 Mayıs'taki Danıştay saldırısından itibaren başlayıp üstüne Hrant Dink cinayetinden AK Parti kapatma davasına kadar çok sistematik olarak üzerine eklenmesi gereken bir süreçten aslında söz etmemiz gerekiyor. Evet. Bu yönüyle bakıldığı zaman sanıyorum aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin milli egemenlik ve milli irade anlamında vermiş olduğu mücadele perspektifine bakıldığı zaman milliyetçi muhafazakar siyaset belki çok değişik nedenlerden dolayı bunların aslında çok ürkütücü boyutta birbiriyle zincirleme reaksiyon ardı ardına yapılan operasyonlar boyutunu okumakta ilk aşamada belki zorluklar çekildi. Ama sanıyorum 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi turnusol kağıdı gibi o ana kadarki belki okumaları, çünkü ben 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde de... Ama 7 Haziran'da sanıyorum, daha henüz 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan geceydi, ben burada yayındaydım. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı, dağıttı ortalığı gitti. İşte ben sonra da 1 Kasım'a geldik. Yani dolayısıyla hani o noktadan itibaren
aslında bir okuma var ama bence 15 Temmuz tarihi bir kırılmadır. Evet. Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığı zaman milliyetçi muhafazakar kesim olarak ifade edersek orada devletin bekası boyutu itibariyle aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın milli irade ve milli egemenlik boyutunda belki de 15 yıldan beri neyin mücadelesini vermekte olduğu noktasında önemli bir farkındalık şekillendi. O farkındalık noktasında da MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak Sayın Devlet Bahçeli çok net devletin bekasına yönelik, ülkenin geleceğine yönelik net bir tavır ortaya koymaya başladı. Bunun iyi okunması lazım ama bu süreçte... Onun ama bir de tabanı var galiba, yani oy tabanı. Elbette yani, yani mutlaka yani Türk toplumu dirayetiyle ve siyasi süreçleri okuma kabiliyetiyle dünyada en önemli toplumlardan bir tanesini oluşturmakta. 15 Temmuz'u ben 15 Temmuz'daki bu destansı direnişi böyle bir hain darbe girişiminin Türk toplumu tarafından 251 şehidimiz, 2000'in üzerindeki gazimizle bertaraf edilmesindeki en büyük okumayı kendi cephemde, ekonomi cephesinde ekonominin demokratikleşmesi süreci olarak görüyorum. Ekonominin demokratikleşmesi noktasında AK Parti tarihi bir başarıya imza atmıştır. Bunun okunması lazım. Bir evet. ülke 1990'ların sonlarında koskoca Türkiye ekonomisi olmasına rağmen sadece birkaç tane ilinden ihracat yapabilen, yaptığı ihracat topu topu 23.8 milyar dolar olan, İthalatının %50'si kadar... 157.1 ile tamamladık. 2014 evet. yılındaki ihracat rekorunu 2017 itibariyle tekrar egale etmiş durumdayız. Tekrar 157 milyar doları yakalamış durumdayız. Bugün 81 ilinden, Hakkari ve Şırnak dahil 81 ilinden ihracat yapılan, dolayısıyla yepyeni bir Türkiye'yi konuşuyoruz. 860 milyar dolarlık bir ekonomiyi konuşuyoruz. Bu boyutlarıyla bakıldığı zaman bence... Burada eğer birileri rahatsız oldularsa belki ekonominin demokratikleşmesinden de Anadolu'nun Türkiye ekonomisinde dünya ile eklemlenerek açılımından da rahatsız olmuş olabilirler. Ama oralar geçti. Bu yönüyle bakıldığı zaman herkes soruyor. İşte 28 Şubat defa. Arkadaş bırak 28 Şubat'ı şunu bunu. 15 Temmuz'daki destansı mücadelenin, destansı ayağa kalkışın, direnişin ana noktalarından bir tanesi... Ekonominin demokratikleşmesidir. Türk halkının, Türk esnafının, Türkiye'deki KOBİ'lerin dünyayla eklemlenmek KOBİ'lerin, suretiyle organize sanayi bölge. Hiç kamuya ihtiyaç duymadan kendi kendilerine ayakta durmayı öğrenmeleridir. Dolayısıyla o gece şöyle bir şey oldu. Bu ekonominin demokratikleşmesi o kadar önemli bir süreçtir ki Türk halkı ülkenin sahibinin kendi olduğunu anlamıştır. 1980'lerde niye 12 Eylül'de insanlar bunu yapamadılar? Çünkü bir ulusal ekonominin %65'inden fazlası kamuya aitse ve var olduğu söylenen özel sektör %35'ine sahip olsa da yine kamunun ancak lütfettiğiyle geçiniyorsa orada bir ekonominin demokratikleşmesinden söz edemezsiniz. Orada bir demokrasi yok. Orada bir oligarşi var ya da oligarşi orada bir ne diyelim oligopol piyasası düzeni var. Ama bugünün Türkiye'sinde yapı bambaşka. Dolayısıyla İnsanlar aslında ekonominin demokratikleşmesiyle Türkiye'de özgüvene sahip oldular. Dediler ki bir dakika ya bu ülkenin milli egemenlik ve milli iradesi bana ait. Ekonominin hepsi bana ait arkadaş. Siz kim oluyorsunuz anlamında çok büyük bir olaydır. Yani bunu bence iyi okumak lazım. Ekonominin evet. demokratikleşmesi başarısını bence çok çok iyi okumak gerekiyor. Sedat Hoca'ya gelecektim yani o yönüyle ama... bakıldığı zaman bence evet. Sayın Devlet Bahçeli de... Kanımca belki biraz daha erken bir okuma olabilirdi. Ben çünkü Devlet Bey de neticede bir akademisyen. Ama bence bugün ortaya koyduğu noktada bu milli egemenlik ve milli irade ile ilgili bu büyük ayağa kalkışın ve bu yönüyle bakıldığı evet. zaman bu ekonominin demokratikleşmesi ile ilgili süreç. Belki İran'a geleceğiz. Son cümle onu söyleyeyim. İran'da bugün yaşanan meselenin özü şudur. İran o demokratikleşmeyi henüz başarmamış olan bir ülkedir. Orada bir sorun var. Ama bu İran'daki sokak oraya olaylarına geleceğiz. Alkış tutacağımız anlamına asla gelmiyor. Oraya geleceğiz. O bizim çok kritik önemde bir vaktim komşumuz. Vaktim daraldığı için ama bu mesele bölüm bu için. Yani. Hocama döneceğim. Tam Sedat Hoca'ya dönecektim ama. Sayın Karaca,
Çok iyi aklıma getirdin. Şimdi ekonomideki bu demokratikleşme nedeniyle hem bir yandan 15 Temmuz'da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika bir analizle geldin. Millet ya dedi kardeşim benim işim gücüm var. Ne oluyor? Kim benim başıma geliyor? Ben bir adam seçmişim. Onun partisi var. Biz beraber yaşayıp gidiyoruz. Bu nedir dedi. Şimdi 27 Mayıs'ta ben 5 yaşındaydım ama sonrasını da daha çok okudum. 12 Mart'ta yaşadım, 12 Eylül'ü de yaşadım. Beraber yani siz de 59 doğumlusunuz biliyorum. Ben 55 doğumluyum. O zamanlar üniversiteler oligarşinin yanındaydı. Yani darbe olur. Bir bakarsın zaten 27 Mayıs darbesi tamamen bir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi darbesidir. Yani açık konuşalım. Evet. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değiliz. Bu sefer tabii ki akademik dünyadaki FETÖ'cüler hariç olarak konuşuyorum. Üniversitelerde bir duruş sergiledi. Bu da işin bir parçası oldu. Nedir sizin görüşünüz? Şimdi şöyle tabii demokratik şöyle. Tam seni iç siyasete sokmayacağım. Evet. Evet, savunma sanayi siyasetin içinde zaten merkezinde evet. Daha şey olur mu? Daha büyük irade lazım oraya. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi insan yapısına baktığımızda üniversitelerde daha toplumun çok farklı katmanlarından insanlar artık akademisyen olmaya başladı. Yani elit kadroların dışında. Dışında. Evet. Yani çok farklı bir kompozisyon var artık bugün baktığımızda. Yani benim okula başladığım 70 yılların ortasından şimdiki kadrolara baktığımda evet onlar da değerliydi bir yere kadar. Hı-hı. Ama daha böyle diyelim çok yetenekli insanların daha ön plana çıktığı yani köyden veya kasabadan veya küçük varoşlardan çıkan insanların belirli yani, fırsat eşitliği. Yani normal düz bir işçinin evladı da derslerini çalışarak okuyarak bir yerde akademisyenliğe ulaşabiliyor artık. Artık doğru mu? Çok daha açık kanallar. Evet. Çok daha özgür bir ortam var. Yani bu açıdan böyle bir yani şeyin dediği gibi Kerem Bey'in dediği gibi ekonomide olduğu kadar üniversitelerde artık evet. Eğitim yani yüksek öğretimde de böyle bir açılım söz konusu oldu. Yani görüyoruz artık çok farklı katmanlardan akademisyenler dönüşüyorlar. Dünyayı görüyorlar. Görgüleri, bilgileri artıp tekrar ülkeye dönüyorlar. Evet. Yani böyle bir genişleme, büyüme katmanlar oluştu. Yani burada çok en önemli. Büyük kırılganlık yani 60'lara baktığımızda, 50'lere baktığımızda o evet hatta 70'ler. 70'lere hatta üniversiteler evet elit yerdir, elit düşüncenin çıktığı yerdir ama bu elit düşünceyi üreten insanların nitelikleri de farklılaşmaya başladı. Evet. Onu görebiliyoruz bugün. Ya buna sosyolojik olarak elit dönüşüm süreci de diyebiliriz aslında. Yani baktığınızda toplumun geniş bir kesiminin çok uzun süre baskılandığını, dolayısıyla o kesimin doğal kanallarla kendi elitlerini üretemediğini biliyoruz. Yani 2002 sonrasında yaşanan dönüşümün özellikle altını çiziyorum ben. Çünkü orada elit dönüşüm süreçleri kitleselleşmeye başladı. Şimdi bu bahsettiğimiz süreç aynı zamanda eğitimin de yüksek öğretimin de çok ciddi anlamda kitleselleştiği bir dönem oldu. Evet. Yüksek öğretim alanı çok ciddi şekilde büyüdü. Bu alana tabii yine devletin ayırdığı kaynak çok ciddi şekilde arttı. Gayri safi milli hasılanın ayrılan pay çok ciddi şekilde arttı. Biz OECD ülkeleri içerisinde yüksek öğretime pay ayıran ülkeler içerisinde çok iyi bir noktaya geldik. Gelmeye de devam ediyoruz. Bu bir taraftan baktığınız zaman yüksek öğretim alanı tam da bu süreci, elit dönüşüm sürecini mümkün kılan bir alan. Bu da toplumun geneline hitap etmesi gereken bir süreç ve bu oluyor aslında. Yaşanan şey bu. Elbette elitler üretiliyor ve buradan bu süreçten devamla toplumun bütünüyle ama barışı, kendi toplumuyla, kendi değerleriyle sorunu olmayan. Türkiye ilk defa think tanklerle tanışmaya başladı. İlk defa düşünce kuruluşları çıkmaya başladı evet, bu sayede. Dünyada da çok, yani Amerika'da görebiliyoruz think tankleri çok. Evet. Ve İngiltere'de görebiliyoruz. Almanya'da belirli ölçülerde. Rusya'da var. Rusya'da da var. Evet. Yani şimdi artık üniversitelerde de, üniversitelere bağlı kurumlarda da evet sorunlarımız yine var. Vardır. Yani sorunsuz olur mu? Hiçbir zaman olmayacaktır da. Ya insan biter o zaman evet. Hocam. Sorun aynen. Olacak ki hep beraber oturup konuşacağız. Daha da ileriye gitme şanslarımız var. Evet. Farklı modeller arayışlarımız var. Doğru. Yani her şey birbirinin içinde, dinamik bir süreç içinde. Ama üniversitelerin bu yeni akademisyen geniş tabanı demokrasinin yanında yer almasına neden oldu. Tabii. Bu da güzel bir analizdi. Peki Sedat Hocam. O gece... Çok acıdır ki
çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz, kaybettiğimiz akademisyenlerimiz var şehitlerimizin arasında. Tabii. Allah rahmet eylesin. 3 dakikam var. Size bir son söz düştü. AK Parti MHP mutabakatı, ekonomideki demokratikleşme ve özellikle Anadolu'nun o bilge coğrafyası. Sizce bu iş 2019'a doğru güçlenir mi? Gerçi bunu Fahrettin Hoca'ya da sormam lazımdı ama şimdi de direkt sana soruyorum. Ya güçlenebileceğini tahmin edebiliriz. Güçleneceğini, evet. Ama bu ekonominin demokratikleşmesiyle Fahrettin Hoca'nın söylediği halkın iktidarın merkezine taşınması, bunlar sanki birbiriyle çok uyumlu olan iki süreç gibi, evet, görünüyor. Ekonominin demokratikleşmesi derken tam rekabet ortamının oluşturulması anlamında bir demokratikleşme. Evet. Halkın iktidar merkezine taşınması derken halkın içerisinde temsil edilen, temsil edilen farklı görüşlerin iktidar cephesinde işte bir karşılık bulabilmesi anlamında bir iktidarın merkezine halkın taşınması söz konusu. Bu benim piyasaların derinleşmesi dediğim ve işte kendi toprağından beslenen bir ekonomik yapının oluşması ve oradan açılımı elbette 2019'a doğru ülkeyi çok daha güçlü bir şekilde götürebilir. Ama bu sürecin gayet homojen, hiçbir sorunu olmadan yaşanan bir süreç olduğunu düşünmemizde çok güç. 2002'den... Ne diyordu Süleyman Bey? Siyasette bir hafta uzun bir süredir. Tabii, aynen öyle. Evet. Şöyle de yani 2000, saat galiba. 2007'den bugüne doğru baktığımızda Türkiye'nin karşılaşmış olduğu içeride ve dışarıda bir takım meydan okumalar ve bunlara geliştirdiği cevaplar gerçekten kayda değer olaylar. Aklıma gelen işte bu 15 Temmuz darbe girişimi, orada çok ciddi bir tehlike atlattı Türkiye. Aman ya. 17-25 Aralık operasyonu Türkiye için ve işte Cumhurbaşkanı için çok ciddi bir... Ya bize Muz Cumhuriyeti muamelesi mi yaptı bu Amerikalılar o iki olayda? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama yani yaptılar şunu, yani. Şunu belirtmek istiyorum. Yani burada bu iş böyle çok rahat ve dümdüz hiçbir engelle karşılaşmamış bir süreç değildi. Bir olayı hatırlatmak istiyorum. Katar'daki kriz. Şimdi, bir dakika hocam. Kanal'ın mama saati geldi. Reklama giriyorum. Ama bu konuya devam edeceğiz. Yani iç siyasete biraz daha devam edeceğiz. Ondan sonra sınır ötesine gideceğiz. Gördüğünüz gibi müthiş gidiyoruz. Bekliyoruz. Evet, farklı görüş değerli konuklarıyla devam ediyor. Ekranının başına yeni gelenler için konuklarımı her seferinde tanıtacağım. Profesör Doktor Mehmet Karaca, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü, Sayın Profesör Doktor Kerem Arkin, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Mobil Siyaset Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Fahrettin Altun, SETA İstanbul Genel Koordinatörü, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Başkanı, Sabah Gazetesi yazarı, Profesör Doktor Sedat Aybar, İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı, Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Sami Atalan, Savunma Sanayi Uzmanı, Avrupa Güvenlik ve Savunma Basın Birliği Kurucusu. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi ben biraz iç siyaseti ısıtmakta kararlıyım. Yani biraz daha gideceğiz iç siyasetten yüksek müsaadenizle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın pazar günü yaptığı bir konuşma var. O konuşmada böyle herkese, Kastamonu İl Kongresi'nde konuşuyor. O konuşmada herkese bir mesajlar var. Önce onu bir dinleyelim, sonra Sedat Aybar'da kalmıştık. Onunla devam edeceğim. İl Beyciğim, ver o VTR'yi kardeşim. Ana muhalefetin maalesef bugün başındaki zatın bu köprüde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerin haklarını savunan sözlerine sert tepki gösterdi. Ardından sözü 15 Temmuz kahramanlarına it diyen CHP milletvekili Aldan'a getirdi. Cehalet paçalarından, terbiyesizlik bunların suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyor. Cumhurbaşkanı darbecilere karşı sivillere zırh sağlayan kanun hükmündeki kararnameye yönelik eleştirileri de yanıtladı. CHP'nin ve bir takım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Erdoğan bu süreçte AK Parti davasının içinde olup da hata yapanlar olduğunu belirtti. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor? Yazıklar olsun. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Erdoğan, ABD ile vize krizinin sona ermesini de değerlendirdi. ABD'ye husumet yok ama Türkiye'nin çıkarlarını korumayı sürdüreceğiz mesajı verdi. Kendileri başlattılar. Ama şimdi de sağ olsunlar kendilerine bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı. Olması gereken buydu zaten. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendisine yönelik tüm tehditlerle mücadele edecek güçte olduğunun altını çizdi. ABD'yi uyardı. Teröristlerin sınır ötesinde dahi olsa vurulacağını belirtti. Bu ülke bizimle çalışmak istemezse biz ne yapacağız? Kendisi bilir. Bölgedeki herkes şu gerçeği artık kabullenmelidir. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki adresi Sinop'tu. Devletin zirvesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere yeni asgari ücreti eleştirenlere yanıt verdi. Şimdi dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. Şimdi ben milletime söylüyorum. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret neydi biliyor musunuz? 184 lira. Biz bunu geçen yıl 1404'e çıkarmıştık. Şimdi ise 14,3 artışla nereye çıktı? 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun ya. Nereden nereye? Bu rakam asgari ücretin evli olmasına, çocuklarının sayısına göre daha da artabiliyor. 100 lirayı falan bulabiliyor. Böylece 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. Ve hiçbir zamanda enflasyonun altına düşürmedi. Cumhurbaşkanı 5 Ocak Cuma günü Fransa'ya gideceğini açıkladı. Allah nasip ederse Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız. Evet, şimdi Sedat Hocam, biraz önce AK Parti MHP mutabakatı üzerinde konuşuyorduk. Fakat Cumhurbaşkanı'nın pazar günü yaptığı bu Kastamonu'daki konuşmada kendi partisi içinde bir dönem yol arkadaşlığı yaptığı insanlara da ağır bir cümlesi vardı. Bu kadarla yetineceğim dedi. Yani ama bence o cümle de ağırdı. Sizce bu AK Parti MHP mutabakatının belirli bir ekonomik zeminde de oluşmasıyla beraber acaba muhalefetin gözü AK Parti'nin içinde bir fay hattı oluşturmaya mı dönmüş vaziyette? Yani muhalefet böyle bir şeyi düşünebiliyorsa,
yani insanın şapkasını çıkartması gerekiyor. Öyle fay hatları oluşturabilme kabiliyeti varsa. Evet. Çünkü baktığımızda şu 15-16 senelik süreç içerisinde bu Türkiye tarihi için, yani bütün Türk tarihi için çok önemli bir kavşak ve önemli bir dönüm noktası. Evet. Ve bu önemli dönüm noktasının içerisinde bir yandan bu tam rekabetçi, piyasaların derinleştiği, ekonominin demokratikleştiği, işte halkın iktidarın merkezine taşındığı vesaire böyle bir süreç yaşanıyor. Ve bu yaşanan süreç Türkiye'nin içerisindeki kendi güç odaklarını ve güç dinamizmini de ortaya çıkartıyor. Bundan sonra Türkiye artık kendi sınırları içerisinde kendi ekonomisini devam ettirecek, koruyabilecek bir durumda olmayacak. Biraz önce Kerem Hoca'nın da söylediği o KOBİ'lerin dünya ekonomisiyle eklemlenmesi konusu ve Türkiye'nin işte sermaye ihraç eder bir ülke haline gelmesi, bundan sonra Türkiye'nin siyaseten ve ekonomik olarak ilgisinin kendi sınırlarının ötesinde de oluştuğunu gösteriyor. Evet. Ve bu anlamda baktığımızda, bunu sizin sorunuza bağlayacağım, merak etmeyin. Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii bu önemli dönemeç çok da böyle kendi içinde yumuşak olan bir süreç değil. Sert bir takım tepkilerle karşılaşılıyor. İçeride ve dışarıda bir takım dinamikler harekete geçiyor. Ve bunun içerisinde de çok mahir bir cumhurbaşkanı var. Hani en son Kudüs krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı o karar sonrası, Birleşmiş Milletleri harekete geçirmesi ya da Katar krizinde oraya asker göndermekle orada kurgulanan oyunun bozulması ya da 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında macerası. Barzani'nin referandumu vesaire. Yani Türkiye artık bu kendisinin savunma eşiklerini kendi sınırlarının çok ötesinde kuruyor. Şimdi bunun içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kastamonu'da yaptığı açıklamayı oraya bağlarsak bir takım kırılganlıkları hissettiği de besbelli. O kırılganlıklar kendi yapı, yani AKP'nin kendi içerisinden ortaya neşet etmiş olabilir. Dışından olabilir ama bunları işte aşmak konusunda bir söylem geliştiriyor besbelli. Çünkü şu içinde yaşadığımız dönem, yani bütün Türk tarihini göz önünde bulundurduğumuzda içinde yaşadığımız bu dönemeç, bu kıvrım, kendi içerisinde alt kıvrımlar, alt dinamikler vesaire var. Çok önemli ve kesintisiz devam etmesi gereken bir süreç. O sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı bunun kesintiye, akamete uğratılabileceği bir takım dinamiklerin, yani bu dış baş ağrısı, dış ve iç dinamiklerin bir baş ağrısı yaratabilecek konuların ortaya çıkması konusunda da kendisi hassas bu konuda besbelli. Benim Kastamonu konuşmasını gördüğüm bir şey eklememe müsaade edin. Buyurun. İlk başta muhalefet burada fay hattı yaratabilme konusunda böyle bir mahareti var mı? Muhalefet bence Türkiye'nin ve Türk tarihinin bu aldığı dönemeci, ama sadece muhalefet de değil, Türkiye'deki o entelijensiya, yani geleneksel olarak düşünce öğreten vesaire insanlar bunun çok fazla farkında olduğunu ya da farkına varmaları gerektiğini, toplumsal artık, dinamikleri olsun. Toplumsal dinamikleri ve dünyanın içinde yaşadığı bu süreci, bizim karşılaştığımız tehditleri algılayıp buna göre politikalar, alternatif görüşler oluşturabilecek bir durumda olduğunu, henüz o durumda olduğunu ne yazık ki göremiyorum ben. Yani mutlaka vardır ama ben karşılaşmıyorum. Peki. Sayın Altun, mesela isim vermeden gideceğim. Çünkü İsim verirsek burada cevap hakkı doğar. Ondan sonra işin şeyi gider ama anlayan anlayacaktır. Birçok kırılma noktası yaşadık bu son 4 yılda. Birçok. Ve bekledik ki özellikle 15 Temmuz'dan sonra yaşanılan birçok kırılma noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında eski yol arkadaşları da şöyle bir varlık göstersin falan, ama şimdi en olmadık konularda bir takım açıklamalarla karşılaşıyoruz. Zaten Kastamonu'daki bu konuşma da o açıklama üzerinden, o açıklamalar üzerinden gitti. Nedir bu? Bir başka arayış mı? Yoksa ben hala burada mıyım? Veya Cumhurbaşkanı niye zaman zaman yalnız kalıyor? Bu onun karakterinden mi kaynaklanıyor? Yoksa etrafındaki insanların zaman zaman kaçışmasından mı?
Şimdi 2013 Gezi kalkışması, Gezi olaylarından bugüne biz çok ciddi bir süreç yaşadık. Türkiye'de çok zorlu bir süreç yaşadık ve bu zorlu sürecin temelinde ne vardı diye baktığımızda aslında Erdoğan düşmanlarının, karşıtlarının ortak bir hat içerisinde Erdoğan karşıtlığını, düşmanlığını neredeyse bir siyasal kimlik haline getirerek birbirleriyle normal şartlar altında yan yana durmaları bile mümkün olmayan aktörlerin etkileşim içerisinde, ittifak içerisinde hareket ettiklerini gördük. Ve projelerinin temelinde de Erdoğan'sız bir Türkiye yaratmak vardı. Evet. Şimdi bunun aslında bir boyutu da Erdoğan'sız bir AK Parti yaratmaktı. 2013'te Gezi olayları ve ondan sonra da 17-25 Aralık'la birlikte gerçekleştirmek istenen proje buydu. Erdoğan'sız bir AK Parti. Son dakikayı da verelim. Hakan Atilla davasında jüri Halkbank genel müdür yardımcısını 6 suçlamadan 5'inde suçlu bulmuş. 17-25 Aralık dedi. Tabii. Orada devam ediyor. Yani altyazıda New York'ta devam ediyor. Çok doğru. Bunu da değerlendiririz elbette. Tabii tabii değerlendireceğiz. Sıcak gelişme. Erdoğansız bir AK Parti yaratmak temel hedefti. Neden Erdoğansız bir AK Parti? Çünkü AK Parti Türkiye'nin sosyolojisine, Türkiye'nin o dönüşüm sürecine karşılık gelen ve toplumdan aşağıdan yukarıya bir dönüşümün simgesiydi. Ve şöyle bir okuma yapıldı. Nihayetinde biz AK Partisiz bir Türkiye yarattığımızda AK Parti'nin bir başka versiyonu yeniden gelecek. Fakat AK Parti kalabilir, fakat AK Parti'nin başından Erdoğan'ı aldığımızda AK Parti yeniden dizayn edebiliriz. Yani bu anlamda baktığınızda Türkiye düşmanları diyebileceğimiz, çok rahatlıkla bu kavramı kullanabiliriz. Türkiye karşıtları diyebileceğimiz. Yani Türkiye o eski bağımlılık ilişkisi içerisinde kalsın. Türkiye dış politikasını şekillendirirken aman mutlaka bizim himayemizde olsun. Aman ekonomi politikalarını şekillendirirken öncelikle IMF'ye sorsun ve onunla birlikte müzakere halinde ekonomi politikalarını hayata geçirsin vesaire. Hatta içerideki hukuki düzenlemelerini bile bize sorarak bizimle müzakere halinde yapsın. Neredeyse o bağımsız Türkiye'nin yerine o eski bağımlılık ilişkilerindeki Türkiye ortaya çıksın. Bunu AK Parti'de diyenler, de yapabiliriz. Diyenler ama burada Erdoğan'ın olmamasını hesap ettiler. Erdoğan giderse, Erdoğan denklem dışı kalırsa, Erdoğan iktidarından indirilirse AK Parti'de olsa bu yönetilebilir. Peki burada kime güvendiler? Kime? Şimdi burada kritik husus soru budur. Demek ki bu anlamda baktığımızda AK Parti'nin içerisinde o dönemde tam da işte Gezi'de mesajı aldık diyenler. Evet. Tam da 17-25 Aralık'ta ve sonrasında çok sert gidiliyor. Yani burada da işte FETÖ ya da onların o dönemdeki tabiriyle cemaat vesaire bunlara karşı bu kadar sert olunmamalı diyenler. Bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıktan eleştiremeseler de kulislerde kapı aralarında fısır fısır çok sert gidiyor. Bu kadar da sert olmamalı diyenler. Yani AK Parti elitinin bir kısmı ki bunlar işte Cumhurbaşkanı bu ifadeyi böyle kullandı. Tunus'tan dönüyorken uçakta ben de oradaydım. Geçmiş Cumhurbaşkanı dedi. İfadesini böyle kullandı. İşte onun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış bir başka AK Partili vesaire. Evet. Yani yazdık da bunları. Benim yazılarım da var. Doğru. Dolayısıyla burada Erdoğan vizyonunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün temsil ettiği yerli ve milli siyaset vizyonunun dışında Türkiye'nin yeniden o bağımlılık ilişkileriyle yürüyebileceğini varsayan bir akıl. AK Parti'de kendisini hala var zanneden, orada hala karşılığı olduğunu düşünen bir akıl bu süreçte işte elini kaldırıp ben bir siyasi aktörüm demeye çalışıyor. Şimdi burada kritik husus şudur. Türkiye çok değişti, dünya çok değişti, bölgemiz çok değişti. Bu anlamda baktığımızda 2002'nin, 2005'in ne bölgesi var, ne küresel siyaseti, o dönemin siyaseti. Bugün itibariyle baktığımızda çok yoğun bir rekabet. Bugün itibariyle baktığımızda bütün aktörlerin uluslararası alanda diğerinin alanını kısıtlamaya dönük. Yani bütünleşme, entegrasyon, birlikte çalışma değil. İkili ilişkiler ve çok yoğun bir rekabetin esas olduğu yeni bir dönem var. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan daha fazla savunma harcaması yapılması gerektiğini, daha fazla
Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durmaya dönük bir çaba içerisine girmesi gerektiğini ve bağımlılık ilişkilerinden kurtulunması gerektiğini, bunun için bedel ödenecekse de ödenmesi gerektiğini söylüyor ve bu siyaseti de halktan destek alarak, her seferinde halka sorarak, halkın da onayını aldıktan sonra hayata geçiriyor. Evet. Kritik olan husus budur. Şimdi burada eski moda, çünkü şu an itibariyle bu siyaset eski modadır. Eski moda liberal bir siyasetle ve AK Parti'nin 2002'deki o kısıtlıklarıyla siyaset öğrenmiş, o dönemde siyasette bir başarı elde ettiğini düşünen ve aslında çoğu zamanda Erdoğan'ın ikram ettiği iktidar alanlarına yaslanarak onu CV'sinin bir başarısı olarak görenler çok ciddi bir yanılsama içindeler. Şu an itibariyle baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketi, altını çizerek söylüyorum, evet, AK Parti'yi de içeren bir harekettir. Onun da üzerinde bir harekettir. Ve bu anlamda yerli ve milli siyasetin aslında baktığımız zaman temsilciliğini üstleniyor. O nedenle işte Devlet Bahçeli ile de çok kolaylıkla bir ilişki içerisinde. Cumhurbaşkanı 2019'da %51'i rahat alır dedi kamuoyu araştırmacısı. Ama AK Parti %51 oy alır mı onu bilemem dedi. Bu sizin söylediğinizi doğrulayan şimdi bir yaklaşım. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye siyasetindeki bir gücü, varlığı, bir evet, doldurduğu boş, bütün bunlar net bir şekilde ortada. Doğru. Bu anlamda baktığımızda AK Parti, ki bu 2015'te bizim de SETA olarak yaptığımız bir araştırmada karşımıza çok net çıkan bir şeydi. AK Parti'ye destek verenlerin en önemli motivasyonu, ki o dönem de işte AK Parti Genel Başkanlığı yapan Sayın Davutoğlu'na da ifade etmişti. Neydi buradaki temel motivasyon? Erdoğan sevgisi. AK Parti'ye verilen desteğin arkasındaki en önemli motivasyon bu. Erdoğan sevgisi. Şimdi bunu gördüğünüzde nihayetinde AK Parti'de malum 3 yıllık bir travma da yaşadı. Yani Erdoğan'ın genel başkanı olmadığı, evet, bir taraftan lideri olarak kabul edildiği ama fiili olarak da partiyi yönetmediği dönem, doğru, aslında bir travmatik bir dönemdi parti açısından. O dönemde de çok net bir şekilde bu ayrım ortaya çıktı. Fakat Cumhurbaşkanı açısından bu ilişki, partisiyle girdiği ilişki, Türkiye'nin dönüşüm sürecine olumlu bir katkı verecek şekilde bugüne kadar yürüdü, devam etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisiyle birlikte hareket etti. Partiyi, hı hı, bir taraftan bu dönüşüm süreçlerinin önemli bir unsuru yaptı. Kendi fikirlerini istişare ettiği bir mekanizmaya dönüştürdü. Burada bazı aktörler kendisinin partideki diğer aktörlerden, partinin ilgili kurullarından daha fazla özgün ağırlığa sahip olduğunu varsaydılar ve biz de buradayız diye adeta bir başkaldırı içerisine girdiler. Cumhurbaşkanı da belli dönemlerde onlara siz de bu kurumun, bu tür kurulların bir parçasısınız mesajını verdi ve liderin kendisi olduğunu da aslında hissettirdi ve onlar geri adım attılar. Ve gelinen manzarada da 2019'a giderken muhalefet de bunu bir tür kullanılabilir bir alan olarak düşünüyor. Hocam ama zaman zaman iç siyasette, özellikle böyle bir 15 Temmuz gibi büyük bir travma yaşamış olmamıza rağmen, çok rahat FETÖ'nün söylemlerinin de siyasi slogana dönüştüğünü görüyoruz son dönemlerde. Bu nasıl bir türbülans? Nereden kaynaklanıyor? Bir destek olmasa bu türbülansı yaratamazlar herhalde. Siyasetten mi cevap vereyim mi? Rektör olarak mı cevap vereyim buna? Hangi şapkamla? Siyasi şapkanızla verin hocam. Millette duysun. Yani şöyle, zaman zaman bunda üniversitede tabii bunu yaşadık. Meğer sıkıntılı, evet, bir süreçti. Şimdi Allah'a şükür epey de bir temizlenme, arınma söz konusu, hı hı, oldu. Şimdi biat dönemi aslında kırıldı diyebilirim. Yani çünkü üniversite arasında her türlü tartışmanın oluştuğu, evet, bilginin üretildiği, sağlıklı bilginin üretildiği ve topluma aktarıldığı bir yer. Şimdi bir biat kültürü söz konusu olursa, hı, belirli bir eksende veya belirli bir kulübün üyesi olduğunuz zaman üniversitelerde gelişme söz konusu olmuyor. Doğru. Yani bu olay da aslında bu kırılma 15 Temmuz'dan sonra bir arınmaya doğru gitti Allah'a şükür. Evet. Yani bu açıdan da gerçekten üniversiteler artık bilginin üretildiği, daha biat kültürünün... O kadar güzel bir laf ettiniz ki biraz açalım. Biat kültürünün olduğu yerde tabii ki bilim olamaz, doğru mudur? Aynen. Ama bunlar zombileşmiş adamlardı, akademisyen kimliği taşıyorlardı ama yukarıdan
birinden Pensilvanya'dan falan emir alarak hareket ediyorlardı ve abileri, bu bazen bir ilkokul öğretmeni de oluyor. Sakın ilkokul öğretmenlerini profesörlerle karşılaştığımı sanmasınlar. Yani akademik birikim açısından söylüyorum. Abi olan ilkokul öğretmeni profesör olanı şunu yap diyordu. Evet. Doğru mudur? Yani bu tür dogmalar tabii vardı maalesef. Evet. Yani böyle bir klikleşme inanın ki bilginin yeşermesine imkan vermiyordu. Vermedi de hiçbir zamanda. Yani dünya üniversite tarihine baktığınızda bu tür şeylerinden ne kadar uzaklaştığınız zaman o bilgide yeşerme, bilginin daha çok daha büyümesi, aktarılması konusunda bu tür kırılmalar hep oldu. Yani bu açıdan da 2015 gerçekten önemli bir yıl. Evet. Yani inşallah bundan sonra da bunun ürünlerini göreceğiz. Yani açıdan da söyleyebilirim. Bir saniye, Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor. Ona dönelim, belki devamını da ot konuşmadan sürdürürüz. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli. Bu biat kültürünün, yani akademik ünvanlı o biat kültürcülerin arkasında bir de emperyalist küresel güçler olduğunu fark ettik. Yani üniversitelerimizin küresel manevra alanlarını daraltacak bir durum bu. Doğru mudur? O yüzden onların temizlenmesiyle sanıyorum, biraz önce Antarktika'dan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla sizler daha da küresel işbirliklerine ve güçlenmeye doğru gideceksiniz gibi gözüküyor. Bu da tabii ülkenin vizyonuyla direkt alakalı. Evet. Örneğin Cumhurbaşkanımızın himayesini aldığı bir proje Antarktika. Evet. Hatta onu da söyleyebilirim. Biz Afrika açılımı. Afrika açılımı biraz sonra konuşacağız. Evet. Afrika açılımında da Cibuti'de mühendislik fakültesi kuruyoruz. Cibuti'de? Evet, elektrik ve inşaat mühendisliğini 2 yıldır dönüşümlü olarak İstanbul Teknik Üniversitesi. Cibuti. Evet, onlar geliyorlar, stajlarını yapıyorlar. Biz gidiyoruz orada bilgi birikimimizi aktarıyoruz. Yani böyle bir sistematik yapı var. Teknik Üniversitesi'nin tarihine baktığımızda Sakarya Üniversitesi'nde olsun, Karadeniz Teknik'te, başka okullarımız aslında diğer üniversite kuruluşuna bir fiil aktif olarak rol almışlar. Üniversite artık, doğuran bir yani biz artık daha da büyüyemeye, küresel aktör olma derdindeyiz. Çünkü dünyada da bakın Amerikan üniversitelerin ya Çin'de ya Singapur'da ya benzeri ülkelerde birer veya Körfez'de, Körfez'de de görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da ve benzeri yerlerde eğitimini veyahut da düşünce sistemini aslında bir yolla arka planda aktarıyorlar. Evet. Oradan insan transfer ediyorlar. Çünkü bu örneğin bir daha çok bir uç bir örnek söyleyeyim. Yani küresel aktör olma açısından rahmetli Ghanouchi'yi belki hatırlayarlar. Libya'nın başbakanıydı bu. Evet. Türkiye ilk küresel anlamda müteahhitlik projeleri Libya'da başlamıştır. Doğru. Ve buradaki aktör olmasının en büyük nedeni de Ghanouchi'nin teknik üniversite mezunu olması. Ya evet. Kaddafi de şeymiş. Aynen. Bizim Harp Akademisi'nden. Ya bunlar aslında küresel aktör olmak istiyorsanız küresel hareket etmek zorundasınız ve ülkenin şu andaki vizyonuyla birebir örtüşüyor. FETÖ'den devam edeceğim Sami Atalan. Sen bir Fransa uzmanısın. Macron konusuna sonra geleceğim de. Ben bir şey dikkat ettim. Belki Sedat Hocam da bu konuda sana katkıda bulunacaktır. Afrika'daki FETÖ'cü yapılanmayla mücadelede Almanya ve Amerika'nın etki alanında olan bölgeler yavaş ilerliyor. Ama Fransa'nın etki alanında olanları spatula ile hemen kazıyorlar. Avrupa'da da FETÖ'cülerin korunması konusunda Fransa, Almanya ve diğer bağlantılı ülkelere oranla bir adım geride duruyor. Niye? Fransa Amerikan yapılanması olarak gördüğü için mi bunu? Yani hocalarımı biraz önce dinledim, sağ olsunlar. Evet. Aslında dünya küresel oldu. Yani bir Türkiye yok aslında tabii artık. Yani bir Rusya ya da bir Fransa ve bir bütünüz artık. Evet. Bunu kabullenmezsek bu oyunda dışarıda kalacağız. Neticede biz bütün olduğumuzdan dolayı küresel bir oyun oynuyoruz. Sayın hocam da biraz önce söyledi. Bilim bazında, akademik bazlarda vesaire de biz kendimizi çok yerlere taşımamız lazım ki ileride o küresel anlamda yerimizi alalım bu dünyanın da. Bu nedenle çok değişti. Şimdi Fransa'ya gelin. Fransa ve İngiltere özellikle bunlar sömürge siyaseti yapan ülkelerdir. Yani Afrika'da bunu bilen insanlardır. Evet. Ve tehlikelerini de bilen insanlardır. Sömürge subayı diye bir kelime vardır ki dünyada 3 ülkede vardır. Bu İngiltere'de, Fransa'da,
kısmen İtalya ve Almanya'ya da sokabiliriz ama gerçek anlamda sömürge subaylığı demek o bölgeyi kontrolünü nasıl sağlayacağını bilen adamlardır. Ve çok az güçle bölgeyi kontrol ederler. Bunun nasıl yapıldığını iyi bildiklerinden dolayı hemen teşhis koyarlar ve analiz yaparlar. Yani bir başka rekabet edecek bir unsurun o bölgede çuman çıkartması, tohum atmasına izin vermezler. Evet. Ve bu nedenle Fransızlar hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilirler. Çünkü neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ne amaçla FETÖ'yü yapıldığını. Mesela risk gördüler. FETÖ'yü olsun ya da risk gördüler. Hemen bertaraf ederler ve çok hızlı bir şekilde hareket ederler. Çünkü sömürgeden gelme tehdit algılamaları vardır. Mali'de biliyorsunuz operasyon yaptılar. Afrika'da çok etkinler. Hocam bana bunları söyleyebilir sanırım. İngilizler, Fransızların reaksiyonu genelde diğer ülkelerin reaksiyonundan çok daha hızlıdır. Çünkü analiz yapma kabiliyetleri çok ileridir. 30 saniye için. Evet tam bak. Britanya'da nasıl biliyorum. Zaten daha sabahında hemen Britanya Büyükelçisi aracılığıyla FETÖ konusunda bunun arkasında kesinlikle FETÖ var diye tavrını net olarak koydu. Dolayısıyla iki ülkenin kodları açısından baktığınızda Fransa ve Britanya'nın... Askeri bir doktrindir aslında ve sömürge bir askeri bir doktrindir. Yani siyasi bir doktrinden daha çok askeri bir doktrindir. Çok teşekkür ediyorum Sami. Müthiş bir zemin oluşturdun. Ben de diyorum ki neden bu İngilizlerle Fransızlar aynı anda 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye tık diye reaksiyon gösterdi de Almanya hala onları koruyor. Demek ki Almanya'nın sömürge geçmişi zayıfmış. Tehdit algılamaları zayıf. Analizleri. Çünkü burada FETÖ olsun kim olursa olsun. Hı hı. Tehdit oluşturduğunda ve tehdit oluşturacak bir unsursa bırakmazlar. Bırakmamaları lazım. Zaten askeri doktrinal ve ekonomik ve siyasi rekabet ortamında herhangi bir diğer ülkenin veya diğer bir unsurun veya ileride problem yaratacak diğer bir unsurun orada olmasını istemezler. İngiltere'de reaksiyon çok hızlı göstermesi gayet doğal. Fransa'nın da çünkü zaten takip ediyorlardı bu olayları. Başından beri ne olduğunu biliyorlardı. Anında reaksiyon gösterdi. Bu gayet doğal. Almanya takip etmediğini biliyorduk. Yani bu olayla İtalya zaten kendi derdiyle uğraştığından dolayı biraz geç kalıyor. Fakat bu tamamen bir tehdit algılaması ve kendi ülkeleri bazında yapıyorlar bunu. Yanlış anlamayın yani bize bir iyilik olsun. Almanya'nın son dönemde jeostratejik okumalarında çok ciddi hatalar gözlemliyorum. Tabii bir ekonomist olarak bu kadar iddialı bir sözde bulunmak da bence oldukça büyük bir hatadır akademik açıdan. Yani çünkü alanım değil ama kanımca Almanya'da tuhaf anlamakta zorlandığım, belki değerli hocalarımın çok net ortaya koyabilecekleri bir jeostratejik okuma hatalar zinciri var. Ve dolayısıyla peki, da... Sence bağımsız bir devlet mi Almanya? Yani bu yönüyle bakıldığı zaman eğer arkada bir Amerikan etkisinden söz ediyorsak, Almanya açısından gerçekten çok düşünmemiz gerekir diye ifade edebilirim ama gerçekten bu jeostratejik okuma hatası çok benim açımdan mutlaka açıklanacak yönü var ama benim kendi ekonomist tarafım itibariyle Türkiye gibi Almanya ile çok uzun tarihi ilişkileri olan bir ülkeyi böyle bir ülkenin insanlarını bizleri karşısına alacak kadar Almanya'nın Türkiye'deki itibarını bu kadar sıkıntıya sokacak kadar gerçekten çok soru işaretli ki bu konuda Türkiye Almanya ile mukayese edilmeyecek kadar dirayetli davranıyor. Birçok ihalede hala Alman şirketleri hocamla cevap vermem lazım olan bir konu açtı. Evet Almanya bir değişim süreci içinde. Yani içeri kapalı bir savunma stratejisinden küresel bir oyuncu olmak amacıyla askeri güçlerini yani askeri dediğimiz savunma güçlerini dışarı sevk etme politikasına doğru yönelen bir iklim içinde. Bir taraftan askeri diyor ki sen karışma, sen yerinde kal çünkü geçmişi malum nedenlerden dolayı askeri öncelik vermek istemiyor ama diğer taraftan da tıpkı Türkiye'nin ve tıpkı diğer ülkelerin de olduğu gibi küresel bir oyuncu olmak istiyorsanız askeri güçlerin yani savunma gücünün yerinde olması ve sevk edilmesi imkanı
ihtiyacınız var ve bu nedenle bu iki iklimin arasındalar. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Almanya doğal olarak Atlantikçidir. Yani neticede Avrupa'nın merkezinde bulunduğundan dolayı soğuk savaş yıllarından kalma doğal refleksleri var. Çok çabuk hareket etmez. Evet. Ve bu her zaman gördüğümüz konulardır. Bunu Orta Doğu'daki hareketlerinden veya diğer operasyonlardan görürsünüz. Almanya hep bir yıl sonra karar alır. Bir dakika Sami, tamam. Bir şey daha deşeceğim. Biz bunları İncirlik'ten kovunca bunlar çok bozulmuştur o zaman. Evet, orada aslında doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık tartışmasından daha çok şunu ne yaptığımıza bakmamız lazım. Evet. Amacımız neydi? Neyle karşılaştık? Hı. Yani neticede biz müttefik olduğumuz bir ülkeyi İncirlik'ten çıkarttık ve aynı zamanda ortak savaştığımız bir unsura karşı kullandıkları araçlarla birlikte Ürdün'e taşınmalarını sebep olduk. Neticede dünyada üst kabul edecek bir sürü yer vardı. 30-35 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklardı İncirlik'e. Onu iptal ettiler vesaire vesaire. Tamam da bunun doğal olarak tepkisi olacak Almanya'da. Bunun doğal olarak tepkisi olacak. Tabii biraz önce hocamın sorduğuyla sizin sorduğunuz şeyler aynı değil. Bu tepki yani siyasi açıdan ama hocamın sorduğu Almanlar her zaman için geç cevap vermişlerdir. Her zaman gecikmişlerdir. Bunun faydasını gördüklerine inanırlar. Anlatabiliyor muyum? Geç kararın onlara bir fayda sağladığını her zaman düşünürler. Oysa Fransızlar olsun, İngilizler olsun çok önceden analiz yapmaya başladıklarından dolayı olayı daha iyi kavrarlar ve anında ve bir fırsat yakaladıklarında anında reaksiyon gösterirler, bertaraf ederler. Bu savunmanın en doğal hakkı. Tam Sedat Hoca'ya geçecektim ama Fahrettin Altun bana bir işaretle bulundu. Çok kısa buyurun. Bir şey eklemek isterim. Bir taraftan da Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki liderlik rolü ve bu liderlik rolünü sürdürmekle ilgili çabaları önemli. İngiltere ile Fransa bundan da pek hoşlanmıyor. Doğru ve o noktada da 15 Temmuz'a İngiltere'nin ve Fransa'nın gösterdiği tepkide bu hususun da önemli olduğunu, Türkiye'yi bir şekilde yanında tutmak ve kazanmakla ilgili bir gayretin de önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Fakat burada eklemek istediğim esas husus şu. Bir taraftan baktığımızda Almanya'da seçim sürecinde Türkiye'nin ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli imgelerden bir tanesi olduğunu, bütün siyasi partiler için mutlaka söylemlerine cevap verilmesi gereken bir aktör olarak görüldüğünü ve propagandalarında her ne olursa olsun Erdoğan'a cevap vermek zorunda hissettiklerini kendilerini ve bununla ilgili çok yoğun bir gayret içerisine girdiklerini gördük. Yani öyle ki Alman siyasetinde Erdoğan sanki en büyük partinin lideriymiş, Almanya'da seçime giriyormuş gibi bir hava oluştu. Ve ciddi anlamda bir Erdoğan karşıtlığı motivasyonuyla Alman siyaseti hareket etti. Şimdi gün sonunda seçimler gerçekleşti. Türkiye seçim sürecinin bir malzemesi oldu. Erdoğan fotoğrafları... Ama Fransa'da yoktu mesela. Yok. Çünkü Alman siyasetinin orada farklı bir unsur var. Farklı bir dinamik var. Onu eklemek için ben, yani onun altını çizmek için söylüyorum. Çünkü baktığınızda öyle ya da böyle Türkiye-Almanya ilişkileri rasyonel bir zeminde ilerlemiyor. Ve bu rasyonel zeminde ilerlememenin en önemli sebebi ne yazık ki Gezi olaylarından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye siyasetinin, Türkiye sosyopolitik gerçekliğinin önemli bir parçası olduğunu bir türlü kabul etmiyorlar ve Türkiye'de bir yönetim değişikliği meydana getirmekle ilgili kenardan bir köşeden ne var. Kadar proje varsa bu projeye destek oluyorlar ve Alman medyasının çok ciddi bir gayreti olduğunu da görüyoruz ve siyasi aktörler de bu süreçte aklı selim bir şekilde hareket etmek yerine o oluşan işte havaya kaptırıyor. Katkı veriyorlar ve burada bakın koalisyon görüşmeleri bir türlü Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok net çıkmıştı hatırlarsanız göreceksiniz bir şey kuramayacaklar da demişti. Gün sonunda geldiğimiz nokta itibariyle koalisyon görüşmelerinde de Türkiye'ye nasıl bakılacağıyla ilgili, nasıl bakılması gerektiğiyle ilgili yine bir tartışma. Şimdi burada rasyonel bir zeminde Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşmesi gerekir. Gün sonunda bütün bunlarla birlikte, bütün bu irrasyonel tavırlarla birlikte yine bizim buradan Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde
ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Almanya ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili bizim burada gayret sarf etmemiz gerekir ki Cumhurbaşkanı'nın da bu noktada çok ciddi bir rasyoneliteden hareket ettiğini, çok pragmatik bir çerçeve içerisinde olaya baktığını, soğukkanlı baktığını da söylememiz lazım. Şimdi mesela hocam 15 Temmuz'dan hemen birkaç ay sonra Boris Johnson buraya geldi, işte Veliaht Prens de geldi galiba. Ondan sonra İngiltere ile neydi ya, hoş diyalog mu, güzel diyalog tatlı toplantı değil. Antalya'da tatlı değil. Tatlı değil. Tatlı değil ha, pardon. Bakın hoş diyalog diyorum. Tatlı değil. Macron'a gidiyor. Macron'la telefon arkadaşı, Katar olayında olsun, Lübnan Hariri olayında olsun, Cumhurbaşkanı Batılı liderlerle çalışabilen bir yapıya sahip aynı zamanda. Yani Hariri'yi mesela Suudi Arabistan'dan Macron Erdoğan ikilisi çıkardı. Ne oluyor da bize bir lobi, böyle Almanya gibi güçlü bir partneri Sami o kadar güzel anlattı ki, yani çok teşekkür ediyorum Sami. Bu sömürge geçmişi olan iki devlet rasyonel davranıyor. Olmayanı ise habire böyle bir kafa göz giriyoruz birbirimize, açık tabirle. Ne oluyor burada? Yani orada rasyonel mi, pragmatik mi, ikilemi var tabii. Ama Sami Bey'in söylediği bir şeye çok katılıyorum. Yani ilk başta küresel bir dünya var. Hı. İşte burada artık Türkiye'yi tek başına, Almanya'yı tek başına, İngiltere'yi tek başına düşünemeyiz diye bir giriş yapmıştı. Şimdi bu doğru, ancak son zamanlarda gördüğümüz bir geriye doğru çekiliş de var. Eğer şöyle biraz Barack Obama döneminden bugüne doğru bakarsak, Barack Obama Pasifik'te bir oluşum gerçekleştirmeye çalıştı. Buna da Trans-Pasifik Ortaklığı ismini verdi. Evet. 12 ülkeyle birlikte Pasifik etrafındaki işte ülkeleri bir yatırım ve ticaret işbirliğine davet etmişti. Evet. Daha sonra gene aynı Barack Obama Atlantik'te bir transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı diye bir şey kurmaya kalktı. Donald Trump idareyi devraldıktan sonra bu iki oluşumu da dağıttı. Dağıttı. Ve bunun arkasından şöyle bir gelişme oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi içerisine kapanacak, dünyanın jandarmalığını yapmayacak. Örneğin Afrika'da verdiği bu insani yardımları kaldıracak, kesecek. Ve Amerika, ilk önce Amerika ve Amerika'yı tekrar en büyük yapmak üzere böyle bir iktisadi milliyetçilik benzeri bir şey uygulamaya çalışıyordu. Şimdi tabii bu küreselleşmeden vazgeçme anlamına da gelmiyordu. Ya da o küresel ortamda güç çekişmeleri içerisinde kendi üstünlüğünü, hegemonyasını inşa etmekten vazgeçtiği anlamına da gelmiyor. Tabii şöyle, Avrupa Birliği içerisinde Almanya'nın konumuna ve İngiltere ile karşılaştırdığımızda burada birbiriyle yarışan ve pragmatik olarak birbirleriyle güç çekişmesini yaşayan ülkeler var. Bunlar birbirlerinin sistemi üzerinde kendi sistemlerinin daha egemen, daha hakim olmasını da dayatıyorlar. Brexit'in arkasında yatan şey bu. Şimdi yani şöyle bir şey var. Barack Obama dönemindeki kurgulanan dünya ile Donald Trump dönemindeki kurgulanan dünya geleceği kendi içerisinde belli bir rasyonaliteye de sahip. Ama bu kurgulanan dünya sadece egemenlik ve hegemonya anlamında bir boyutu yok. Bunun başka bir boyutu da, ki belki bir sonraki roundda ona da gireriz. Onun gelecekle ilgili bir boyutu var. O da Endüstri 4 ve iş süreçlerinin... Ona giremeyeceğiz hocam. Giremeyeceksek yani, şöyle. Evet, yani bu iş süreçleri ve üretimin... Çünkü o ayrı bir toplantı konusu. Yani burada onu ayrıca yapacağız. Üretimin... üretimin hangi minval üzerinde gerçekleşeceği konusuyla ilgili bir boyutu var. Ki şimdi yani konuşmalara ilk başlarken buna biraz değinmiştim. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir şey yaptı son zamanlarda. Vergilerde inanılmaz bir indirime gitti. Yani %36.7'den %22.6'ya neredeyse 1/3 oranında vergileri bugüne kadar Amerikan tarihinde görülmemiş bir şekilde azalttı. Şimdi bu vergilerdeki bu şekilde indirime gidilmesine Amerika Birleşik Devletleri'nin
ilan ettiği, açıkladığı o savunma stratejisiyle birlikte okuduğumuz zaman, bu şekilde baktığımızda, evet, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içerisindeki güç çekişmeleri ve farklı iktidar mücadeleleri çerçevesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump idaresi altında dünyanın üzerinde korkunç bir tasalluta hazırlandığını görüyoruz. Tabloyu gördüm. O zaman net soru, bize saldırır mı? Şimdi şöyle, bize saldırmasından ziyade o kafasında kurguladığı ve dünya hegemonyasını kurmayı düşündüğü yerde işte bu tek tek ülkelerin örneğin. Evet. Tabii bu saldırı olayı. Saldırır mı, saldırmaz mı? İşte, bize saldıramaz. Saldıramamasının bir sürü nedeni var. Fakat olay saldırma ve saldırmamanın ötesinde bir olay. Çünkü benzeri tehditleri sadece Cumhurbaşkanı ve bugünkü iktidar onu hissetmiyor. Aynı şeyi Putin de hissediyor, Xi Jinping de hissediyor. Tabii. Hindistan da hissediyor, Macron Brezilya'da. Da hissediyor herhalde. Macron evet. da hissediyor, Almanya'da hissediyor. Şimdi şunu... Bir dakika hocam. Yani, tam bir, ben böyle insertlere bayılırım. Çok güzel bir şeye değindi. İnanın ki Amerika'daki vergi indirimi Amerika'yı değil, Amerika'daki dış faktör oyuncuları daha çok endişelendirdi ve açıklama Avrupa'dan ve diğer ülkelerden geldi. Bir dakika, rekabet ortamında biz nasıl rekabet edeceğiz bu kadar alçak bir vergi tabanıyla? Avrupa Birliği'ndeki vergi oranları değil mi hocam? Evet, ve ilk tepki onlardan geldi. Rekabet ortamını kırıcı bir unsur dedi. Amerika Birleşik Devletleri bu vergi indirimine gitmesinin arkasında gelen şey sanayici ve üretici kesimleri, yani şirketler kesimini memnun etti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump idaresinde küresel bir tasalluta, evet, bir saldırıya geçmesi, yani iktisadi, jeostratejik, jeopolitik anlamda bir saldırıya geçmesi, bir Anglo-Sakson kapitalizmini evrenselleştirmeye çalışmasının, böyle bir çabanın kendi başına başarısız olacağını, o şirketler kesimini, evet, arkasına almadan başarılı olamayacağını bildiği için şurada o vergilerine yapayım gitti. O zaman. Bağla. Çünkü hemen son bağlayayım. İki dakika saldırır mı? Dostlar, ya her şeyi yapabilir. Çünkü bakın şunu söyleyeyim. Aslında şu anda dünya 2018 Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yönetemediği iki büyük bela yüzünden çok büyük sıkıntı çekiyor. Bunlardan bir tanesi bütçe açığı, diğeri de cari açık. Trump'ın operasyonu Amerika'nın imalat sanayinde yeniden iddialı hale gelerek bu cari açıktan kurtulması operasyonu. Çünkü yaptığı vergi indirmeyle Amerika dışına çıkan Amerikan endüstrisini Çin'den şuradan buradan tekrar geri çekmeye çalışıyor. Gelir mi? Gelir mi bilmem. Gelir mi? Hesaplıyorlar ki yaptılar. Yani şöyle, yani gelmediği besbelli. Yani şu anda gelmiyor. Bir çaba, evet, yani şöyle, hepimiz Amerika'nın bir çaba ortaya koyduğunda hemfikiriz. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Kongresi'nde çok önemli bir bütçe ofisi vardır. Herkes bilir. Hı-hı. Bütçe ofisi diyor ki, arkadaş bundan inşallah bir sonuç elde edersin. Ama edemezsen ne yandık olur diyor. Çünkü yapılan vergi indirimi nedeniyle eğer Amerika önemli bir üretim sıçraması, önemli gerçek bir istihdam istemez sıçraması yaşayamazsa, bu yapılan vergi indirimi Amerikan bütçesine 1.7 trilyon dolar daha açık olarak dönüyor. Ne diyorsun? Amerikan hazinesinin daha fazla borçlanması anlamına geliyor. Trump da şöyle diyor. Arkadaş ben bunu Körfez'e ödettirmesini bilirim. Suudi Arabistan'a 500 milyar dolar, Katar'a bilmem. Böyle bir hikaye oldu. Şimdi yarın bir gün merak ediyorum. İran'a diyecekler ki bak seni karıştırmayalım. Sen de 200 milyar dolar ver. Çin bak Kuzey Kore'yi şey yaparım gibi bir öyle şey. Öyle şey olur mu ya? Ha, şimdi açık ve net söyleyeyim. 2000'li yıllardan bu yana buna çifte açık deniyor. Twin Towers. O yıkılan Twin Towers'lar yıkılmazdan önce onları sembolize ederek diyorlardı ki Amerika'nın iki tane Twin Towers'ı var. Bir, New York'takiler yıkıldılar terör saldırısıyla. İkinci Twin Towers'ta diyorlardı ki Amerika bu bütçe açığıyla cari açığı yönetemiyor. Bakın bugün dünya siyasetinde, dünya jeopolitiğinde yaşadığımız sıkıntılarda Amerika'nın bu çifte açığı yönetememesine çok büyük etkisi var. Çin'e saldırıyor, Hindistan'a saldırıyor, oraya saldırıyor. Çünkü cari, kaç
800 milyar dolara kadar çıktı oldu Amerika'nın ama, cari açığı. Bir şey ekleyebilir miyim? Hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye saldırabilir, saldıramaz tartışması. Hayır hayır, ben onu şey olarak söylüyorum. Şu anlamda şuraya getirdim. Saldırgan eğilim var ama bak anlatıyor. Kesinlikle. Yani. Böyle bir şey var ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde. Evet. Venezuela'dan Kuzey Kore'ye, Orta Doğu'dan işte hatta Avrupa coğrafyasına birçok gerilimi tırmandırıyor. Ve bunu yaparken de iktisadi ve savunma anlamında çok ciddi bir rasyonalite geliştirmiş durumda ve vesayet savaşları götürüyor. Yani bize hani Irak'a yaptığı gibi, bilmem nereye yaptığı gibi topyekün bir saldırı yapmasına gerek yok. Yansımam. Burada şöyle bir şey yapıyor. Bu vesayet savaşlarını YPG, PYD'yi silahlandırarak. Bir dakika, yani bizim, geliyoruz oraya. Bizim, geliyoruz. Yani o çünkü çok bu doğru. Olarak, tam yerinde galiba reklam girecek. Çok doğru. Hocam, sen bir şey söylüyordun Sami'cim. Amerikan yeniden savaş, Irak'taki Amerikan savaşı 2 milyar dolara mal oldu. Yani 2 trilyon. Yani şu anki açığı, şu anki borcun miktarı kadar para harcadı. 6,7 trilyon dolar gömdüler Afganistan ve Irak'a. Sonuç sıfır. Rezalet. Rezalet. Bu nedenle Amerika... Halbuki Saddam'dan petrolü daha ucuza alabilirlerdi. Bir saniyemiz var. Bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra da ben bir şey. Bütün bu Katar-İran gerginliğinde... Reklama gidiyoruz. Bir cümle sadece söyleyeyim. Bakın. Aslında Almanya'nın da bu 4.0'ı ortaya atması, dijital üretimi. Tabii. Doğru tamamen hocam. Tamamen bu arka planda bu nedenlerden dolayı. O zaman Çin'e birazdan devam edelim. Katılıyoruz. Bu çok güzel. Çok sıcak bir konu. Hürmüz Boğazı'ndan 23 milyon varil petrol geçmediğinde... O petrol dünyada kimden alınacak? Amerika. Amerika'nın petrol ihraç etmeye ihtiyacı var. Bu iş uzar hocam. Bu iş uzar. Bir dakika. Hemen kısa bir aramız var ama konu çok sıcak. İran'a giriyoruz. Hürmüz Boğazı dedi. Çok doğru dedi. Şimdi biraz sonra. 7 dakika. Evet, farklı görüş devam ediyor. Öncelikle sosyal medyayı ben arada izledim. Türkiye kilitlendi. Hashtag'ini açan o izleyicimize de teşekkür ediyorum. Onu destekleyenlere de teşekkür ediyorum. Ve tabii en çok bu tür bir hashtag için imkan sağlayan değerli konuklarıma da teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Karaca, Profesör Doktor Kerem Arkin, Profesör Doktor Fahrettin Altun, Profesör Doktor Sedat Aybar ve dünyanın en önde gelen savunma sanayi uzmanı sayın dostum Sami Atalan. Şimdi bir video izleyelim. İran'a geçiyorum. Biraz hızlanacağız yüksek müsaadenizle. Seyirci de bazı noktalarda görüş almak istiyor bizimle. Ben baktım. Onları da biraz üzerinden hızlıca geçmemiz lazım. İrbeyciğim ver o VTR'yi, bir sonuca bakacağız sonra. İran'da bu kez rejim destekçileri sokaklardaydı. Ülkenin dört bir yanında kalabalık yürüyüşler yapıldı. Yürüyüşlerin zamanlaması dikkat çekici. Zira ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamenei salı günü ilk kez konuşmuştu. Yabancı güçlerin ülkede isyan çıkardığını söylemişti. Düşmana ve onun düşmanlıklarına engel olan milletimizdeki cesaret, fedakarlık ve iman ruhudur demişti. O açıklamanın ertesinde salı gecesi İran'da daha sakin geçti. Yine de başkent Tahran'da gerginlik vardı. Eylemciler milis gücü BESİC'in karargahı önünde toplandı. Ertesi gün rejim yanlıları da sokağa indi. Ülkenin dört bir yanında iktidarı destekleyen yürüyüşler vardı. Arak, Abadan, Ahvaz, Kirmanşah, Buşehir, Kum ve diğer pek çok kentte sokaklara döküldüler. Bazılarına katılanların sayısı 10 binleri buldu. Göstericiler ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı sloganlar attı. Cuma günü Tahran'da daha büyük bir rejim yanlısı gösteri planlanıyor. Ancak gelen haberler bu yürüyüşün iptal edildiği yönünde. Erteleme haberi tansiyonun düşmeye başladığının işareti olarak yorumlanıyor. Muhaliflerse daha fazla eylem çağrısı yapıyor. Ancak İran Cumhurbaşkanı Ruhani de tansiyonun yakında düşeceği görüşünde.
İran Devrim Muhafızları Komutanı ise rejim karşıtı eylemlerin sona erdiğini iddia etti. Muhammed Ali Caferi devlet televizyonuna konuştu. Bugün fitnenin sona erdiği gündür dedi. İran'da bir haftadır süren eylemlerde yerel kaynaklara göre 27, resmi verilere göre 24 kişi hayatını kaybetti. Polis şiddete yönelmedikleri takdirde eylemcilere sert müdahale etmiyor. Olaylar sırasında yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. İçlerinde bir de Avrupa ülkesi vatandaşı olduğu belirtiliyor. 11 Mayıs Dushanbe Kermanşah Ateşsizi Konex Polis. Evet, İran'daki durum bu. Kerem Arkin, Katar krizi patlak verdi. Dolar petrol pek fazla artmadı. Türkiye ile İran anında müdahale etti falan. Sonra işte bir böyle Husiler Yemen tutturdular. Bir Suudi Arabistan İran savaş senaryoları birdenbire ortaya çıktı. Mümkün değil. İki ülkede dağılır gider. Herhalde aklı başındaysalar savaşmazlar. Şimdi bir de bu mesele patlak verdi. Hürmüz Boğazı'ndan bahsettin de ben de İran-Irak Savaşı boyunca neler yaşadığımızı biliyorum 8 yıl. Bu bütün bu operasyonların temelinde nedir mesele? Amerika dünyaya petrolünü pahalı satarak mı kurtulmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi burada 3 tane meseleden bahsedilebilir. Evet. Birinci konu şu. Sayın Enerji Bakanımız Berat Albayrak Türkiye'de çok önemli bir konuya imza attı geçtiğimiz sene. Evet. Yenilenebilir enerji ile ilgili tarihi adımlar attık. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kendi teknolojilerini üretmesi adına iki tarihi ihale yapıldı. Bunu niye anlatıyorum? 2000'li yılların başlarında zannediliyordu ki dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığı 2040 hatta bir miktar ötesine kadar devam edecek. Dolayısıyla ülkeler bununla ilgili olarak oldukça gergindiler. Acaba dünyanın petrol arzı tüketime yetişecek mi diye. Fakat sadece 7 yıl içerisinde inşallah doğru bir rakam telaffuz ediyorumdur hocam. Sadece 7 yıl içerisinde 1 kilowatt saat elektriği güneş enerjisiyle üretmenin maliyeti 30 dolardan 16 sente indi. Ya? 30 dolardan 16 sente indi. Dolayısıyla hiçbir düşür. Şöyle bir şey oldu. Fosil yakıt üreticileri paniğe girdiler şu anda. Diyorlar ki bir dakika arkadaş, rüzgar ve güneşte tarihi teknolojik sıçramalar yaşanıyor. Bu sıçramalar sonucunda daha önceden fosil yakıtlara bağımlı ve ithalatını yapan ülkeler enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiyle karşılayabilirler. Yanılıyorsam düzelt beni, %21'e ulaştı galiba Türkiye'de yenilenebilir enerji. Büyük, orada rüzgar büyük, dahil. Evet, büyük bir sıçrama yaptı. Evet. Hidroelektrik de onun içine giriyor. Evet. Yenilebilir de 5'te 1. Evet, 5'te 1. Evet. Şimdi burada kritik olan konu şu. Amerika Birleşik Devletleri 6.7 trilyon dolarlık Afganistan-Irak fiyaskosu sonrasında 2013 yılında bir tarihi karar alıp 41 yıldan beri kendi topraklarında 4 milyon varile kadar düşürmüş olduğu petrol ve enerji üretimini şu anda 10,8 milyon varile taşıyor. Evet. 2018 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 41 yıl sonra ilk defa Suudi Arabistan'dan günlük olarak daha fazla petrol üretmesi beklenmekte. Hatta bu nedenle uluslararası grafiklerde sulluk olsun diye Saudi Amerika diye espri yapılmaya başlandı. Şimdi bu noktadan hareketle eğer Körfez'de ülkeler arasındaki husumeti çok germek suretiyle burada petrol sevkiyatını sıkıntıya sokarsanız Amerika şunu düşünüyor olabilir. Tabii bu benim şahsi değerlendirmem. Mutlaka hatalarım vardır. Evet. Ama şöyle bir gerçek. Amerika diyor ki arkadaş 40 yılda dünyaya petrol satacağımızı zannederken şurada topu topu 15 ile 20 yıl arasında fosil yakıt satacak bir vaktimiz kaldıysa arkadaş son vuruş. Hatta vuruş. Rakibim de çıkmasın. Herkesi perişan edeyim. 2018'de Rusya ilgili olarak, tabii onun için mi uğraşıyor acaba? Tabii canım. 2018'de ilgili olarak da bu arada şöyle enteresan bir şey var. Petrol fiyatlarının 80 dolara çıkacağına dair bir şeyleri yumurtlamaya başladılar. O da ayrı. Şu anda 57 dolar i̇kinci ama konuya geçiyorum izninizle. Hemen ikinci konuya geçiyorum. Evet. İran'ı sıkıştırmak demek, Çin'i gıdıklamak demek. Çünkü
Hürmüz Boğazı'ndan günlük olarak geçen 23 milyon varil petrolün 13 milyon varili Çin'e gidiyor. Çin'e demeyelim, Asya'ya gidiyor. Asya. Bunun sadece tek başına 6 milyon varilini Çin alıyor. Bir ara üzerlerindeki ambargo nedeniyle İran anahtar teslim kendi coğrafyasındaki, ülkesindeki en önemli petrol yataklarından bir tanesinin kullanımını zaten Çin'e teslim etmişti. Dolayısıyla İran'ın ablukaya alınması, İran'ın sıkıştırılması demek aslında Çin'in sıkıştırılması anlamına geliyor. Son konuya geçiyorum. Üçüncü mesele Afro-Asya. Oraya geçeceğiz. Afrika-Asya açılımı 2100 yılında Afrika ile Asya'nın toplam nüfusu 9.3 milyar. Dünya nüfusunun %82'si. Dolayısıyla sadece 2030 yılına kadar Afrika-Asya hinterlandında 21 trilyon dolarlık yeni bir katma değer oluşacak. Bu 21 trilyon dolarlık katma değeri kendi aralarında sinerji oluşturmaları halinde bu 21 trilyon dolarlık katma değerden nemalanacak olan ülkeler Türkiye, İran gibi ülkeler. Çünkü bu hinterland üzerinde önemli bir akstalar. Evet. Dolayısıyla İran, Irak, Suriye buraları perperişan edip, buraları paramparça edip, buralarda işte yok Kuzey Irak'ta referandum falan filan sürekli bir memnuniyetsizlik ve bir sinerji oluşmasını engellerseniz evet. Afro-Asya hinterlandında 21 trilyon dolar 2030 yılına kadar oluşacak olan 21 trilyon dolarlık katma değere büyük bir darbe vurmuş oluyorsunuz. O darbenin ötesinde Türkiye etrafındaki komşu ülkelerle birlikte burada bir strateji üretebilir. O stratejiye de darbe vurmuş oluyorsunuz. Yani o boyutuyla bakıldığı zaman İran'daki sokak olayları dediğinizde bunun bir enerji boyutu var. Bunun Çin'i gıdıklama boyutu var. Bir de aynı zamanda 2030 yılına kadar 21 trilyon dolarlık bir katma değeri operasyon boyutu var diye de düşünebiliriz. Hocam bir de Rusya'yı bağlayın. Bir de bu işin içine, diklemin içine Rusya'yı bağlayın. Vallahi Rusya'nın burada beni tabii yine aşıyor konu. Ben yani bizim zaten ekonomistlerin en tehlikeli olan boyutu son futbol yorumu yaptığımız zaman o zaman artık şeye gelmiş oluyoruz. Diyorlar ki eyvah hoca en tehlikeli bölüme geçti. Yani dolayısıyla alanımın çok dışına çıktım özür dileyerek. Estağfurullah. Vallahi ama Rusya, çok büyük bir keyif veriyor. Rusya'nın şu anda doğrusunu söylemek gerekirse gösterdiğinden çok daha farklı bir takım pazarlıklar içerisinde olduğuna dair bir kanaatim var. Evet. Amerika ile çok rakipmiş gibi gözükmelerine rağmen bazı konularda sanki dirsek teması varmış gibi bir takım izlenimler hissediyorum. Ama bu benim kendi şahsi izlenimim. Putin bunu açıklıyor. Pragmatik siyaset yapıyoruz. Biz eski Sovyetler bitti. İdeoloji eski dünya değil, bitti. Ben yeni bir Rusya'yla sorumluyum ve bu vatandaşımdan sorumluyum ve pragmatik bir siyaset yapmam lazım. Evet. Rusya ile İran arasındaki ve Çin üçgeni içindeki hareketliliği bakarsak, pragmatik davranış ve siyasi ve askeri hareketliliği bakarsak, söylenmemiş, görülmemiş bir önemli bir pakt var. Bak. Adı olmayan bir pakt var. Bu paktın Rusya'daki ayağının ne olduğunu başka bir zaman konuşuruz, çok uzun süre, ama Çin'in Afrika'ya ilgisi çok yüksek. Peki, konu bu arada buraya geldi. Tabii ki Profesör Doktor Sedat Aybar'a bakacağız. Tabii bu Rusya ile bir de bu İpek yolunu Sayın Cumhurbaşkanı çok önemsiyor. Tren yolu meselesi. Tabii bu hemen Rusya ile bir iki gözlemimi aktarayım. Ondan sonra diğerine geçeyim. Bu Rusya şimdi kendisine uygulanan Avrupa Birliği tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir ambargo ile karşı karşıya, bir yaptırımla karşı karşıya. Tabii bu yaptırımı Rusya şu konjonktürde kendi çıkarına bir takım kazanımlar elde etmek için kullanıyor. Yani özellikle tarım kesiminde olsun ki bizim de mesela domates olayında böyle bir boyutu vardı. Yani bu bir boyutuyla da işte enerji hatları üzerinde Türkiye ile vesaire ile anlaşması, Orta Doğu'da bir kaldıraç elde etmesi. Yani bu krizi, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan krizi kendi çıkarına bir takım kazanımlar için kullanıyor. Ve bir ikincisi Çin Halk Cumhuriyeti'nin öne sürdüğü bu tek kuşak tek yol inisiyatifi. 21 trilyondan bahsediyor. Şimdi yani bunun ne kadar mal olacağı
şu anda kesin bir hesap yok. Evet. Ve nasıl, kim tarafından nasıl götürülecek, bunun finansmanı nasıl olacak? Çin'de bunlar para da, bol hocam ya. Çin'de para bol. Fakat yani Çin, istemediğin kadar. Bütün bu işte petrol fiyatının artması vesaire arkasında Çin şöyle bir tehditle de karşı karşıya. Bu bol olan parası eriyebilir ve bu tek kuşak tek yol insanı. Onu eritecekler hocam. Onu mutlaka eritecekler. Buna biz uluslararası diplomaside para patlatma diyoruz. O para patlayacak. Buradan, ona çalışıyorlar. Evet. Yani buradan 80 dolara çıkar petrol. Evet. Yani Çin çünkü inşallah çıkmaz. Yani i̇nşallah çıkmaz ama öyle. Ülke. Yani bu kendi güzergahı üzerinde bir takım ekonomik koridorlar var. Bunun bir tanesi Batı Asya koridoru ki onun içerisinde İran, Türkiye var. Diğeri işte Güney Asya, Pakistan, Hindistan koridoru. Mesela böyle değişik ekonomik koridorlar var ve bu işte hızlı tren yolları, efendime söyleyeyim, havaalanları, limanların güncelleştirilmesi ve akıllı şehirler yaratılması gibi korkunç büyük bir proje. Çin Halk Cumhuriyeti bunu eski İpek yolunun canlandırılması ve kendisinin küreselleşme ve hegemonya mücadelesinde buna bir cevap olarak ileriye sürdüğü bir proje. Ve bu projenin bir boyutuyla da Pasifik'i Atlantik'e bağlama, Pasifik'i Doğu Akdeniz'e bağlama boyutu var. Orada da Çin'in elde edeceği bir korkunç bir kaldıraç. Yani sadece iktisadi anlamda Amerika değil. Amerika izin verir mi hocam? Amerika bütün bu stratejisi onun etrafında oluşuyor zaten. Ve Orta Asya içerisinde Orta Doğu'yu ve Orta Asya'yı bunun üzerinde çok yakından izlediğini göstermek üzere bir takım gerilim noktaları tırmandırıyor. Tabii olayın bir de Afrika boyutu var. Bir Çin, de onu kısaca alayım. Sonra burada, Irak'a geçeceğim. Burada Afrika üzerinde ciddi bir rekabet var. Ve Afrika kıtasına yeni giren işte Hindistan, Brezilya, Türkiye, Çin gibi güçler var. Bu geleneksel sömürgecileri burada tedirgin ediyor. Ve bundan sonra Afrika kıtasının deneyimini artık trajik işte açlıklı, hastalıklarla vesaireyle cebelleşen bir kıta olarak anlatmak, yani orayı trajediler üzerinden tarif etmek güçleşiyor. Çünkü Afrika kıtası inanılmaz ölçüde süratle büyüyen ekonomilere sahip. Türkiye'nin bir ülkesi oldu orada, Somali. Somali var, bir Sudan var. Bir de adası var, Savakin. Savakin'e bunlar. Yani biz atak üzerine atak yapıyoruz Türkiye'nin, orada. Türkiye'nin orada bir hafıza çipi var. O hafıza çipi bu Suvakin adasıyla diğer inisiyatiflerle harekete geçmiş durumda. Tabii Suvakin adasına işte onun yeniden restore edilmesi, inşa edilmesi çok önemli, sembolik bir boyut. Ama aynı zamanda Türkiye orada, yani bu sembolik boyutlarla artık Afrika'da kalıcı olduğunu da onun altını çiziyor ve burada FETÖ'nün devre dışı kalması Türkiye'ye Afrika'da inanılmaz bir açılım ve gelişme sağlıyor. O anlamda bir de şu, yani cümleyi bağlamak için söyleyeyim. Yani orada bizim karşılaştığımız, rekabet ettiğimiz güçler, rekabet edeceğimiz güçler, ettiklerimiz çok çetin güçler. Ve bu Orta Asya, Orta Doğu olsun, Afrika kıtasında olsun karşılaştığımız o tehditler ve bize rakipler, yani işlemeyeceği cinayet olmayan güçler. Onun için Türkiye'nin kendi içerisinde siyaseten de çok sıkı durması gereken bir döneme giriyoruz ki. İşlemeyeceği cinayetlerin kalmayacağı güçler kendi iç siyasetinde dik durması gerekiyor. Bir dakika hocam, şu Irak'ı halledeyim, ben sana döneceğim. Irak'tan çocuklar, Türkmen suikastini bir verir misiniz İl Bey? Türkmen suikast. Irak Türkmen suikast. Oku. Kerkük'teki Türkmen liderlerden Alaaddin Abdülmaksud silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Irak Türkmen cephesi askeri bölge sorumlusu Alaaddin Abdülmaksud'a bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı. Kerkük Polis Müdürlüğü basın sorumlusu Afrasiyav Kamil, suikastin şu anda faili meçhul olduğunu açıkladı. Cinayetin ardından Türkiye sert tepki gösterdi. Saldırıyı şiddetle kınadı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında Kerkük'te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz ifadeleri kullanıldı.
Evet, Irak'ta Türkmen lideri kimin 3 aşağı 5 yukarı öldürdüğü belli. Doğru mudur hocam? Tabii. Şimdi... Yani en yakın müttefikimiz, stratejik müttefikimiz dediğimiz bir ülkenin yılda 500 milyon dolarlık silah sevkiyatı yaptığı bir terör örgütünden Tabii. bahsediyoruz. Bu Irak'ta da karşımıza çıkıyor, evet. Suriye'de de. Buyurun. Şimdi aslında bu terör örgütünün bölgede yaptığı şeyin bir anlamda insansızlaştırma ve kendi dışındaki bütün evet. rakiplerini, düşmanlarını elitlerinden arındırma projesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu Kürtler arasında da yaptı, diğer işte Arap grupları içerisinde de yaptı. Şimdi Türkmenlere dönük olarak Doğru. da yapıyor ve bunu da çok ciddi bir stratejiyle yürütüyor. Nedir bu? Bölgede baktığınızda egemenlik kurmak ve bu egemenliği kurarken de ciddi şekilde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisiyle, yardımıyla, silahlarıyla, lojistikleriyle. Marksist bir örgüt nasıl oluyor da Amerika ile beraber yapıyor bunu? Şimdi burada böyle bir saçmalık var mı dünyada? Bu örgütün baktığınız zaman ideolojisinin vesairesinin burada hiçbir evet. kıymet harbiyesi yok. Bu nihayetinde kiralık bir örgüt ve bu kiralık örgüt de Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet gücü olarak Suriye'de ve Irak'ta faaliyet gösteriyor. Şimdi bu noktada baktığımızda aslında genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2008'den 2009'dan sonra bir taraftan Orta Doğu'dan çekilmeye dönük bir çaba içerisinde olduğunu ama öte taraftan da bölgede vekil güçler üzerinden kendi siyasetini sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Evet. Ve burada bölgede istikrar ortamının oluşmaması ve bir kaos ortamının oluşarak bir kaos siyasetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye etki etme çabası devam ediyor. Yani bir geçmişte 1945 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri dünyada bir hegemonya kurmaya başladığında şöyle bir doktrin ortaya atmıştı. Dünyanın istikrarlı olması lazım ki biz kazanalım. Doğru. Bu 1990'lı yıllarda da aynı şekilde Soğuk Savaş'tan sonra da dillendirildi. Fakat her ne olduysa işte 11 Eylül'ün burada bir dönüm noktası bir bu bir tarafı aslında. Çin. Bakın bu bir tarafı. Şimdi çok önemli bir tarafı. Evet. Belki en önemli dinamiği. Evet. Fakat bundan da ibaret değil aslında baktığınız zaman buradaki evet. dönüşüm süreci. Çünkü burada bir liderlik süreci söz konusu. Bu liderlik çabası ya da mücadelesi bir taraftan da siyasi alanda da yürüyen bir çaba. Bunun kültürel bir arka planı da evet. var ve bu süreç beraberinde yeni çatışmaları da getiriyor. Şimdi dünyanın doğullaşması diye bir süreç yaşıyoruz şu an itibariyle. Baktığımız zaman küresel siyasetin zemini farklılaşıyor. Küreselleşme dediğimiz şey aslında o ulus devletlerin çözülmesi diye geçmişte alkışladığımız ve olumlu bir şekilde değerlendirdiğimiz o süreç yerini tam da ulus devletlerin güçlendiği, tam da daha fazla kendi savunmalarına ve güvenliklerine yatırım yaptığı ve yeni savaşlara hazırlandığı yeni bir döneme bırakıyor. Böyle bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar Orta Doğu'da bir kaos oluşturmak ve vekiller üzerinden süreci yönetmek istiyorsa da şu an itibariyle bir çıkarımda bulunuyor. Ulusal güvenlik belgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın açıkladığı ulusal güvenlik belgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 tehditten bahsettiğini görüyoruz. Bence bu son derece kritik. Buyurun. Çin ve Rusya gibi revizyonist güçler. 1. Evet. 2. İran ve Kuzey Kore gibi tırnak içinde haydut devletler. Evet. Ve 3. işte yine tırnak içerisinde cihatçı gruplar başta olmak üzere terör uluslararası ulus ötesi terör şebekeleri. Amerika Birleşik Devletleri bunları masaya yatırıyor ve yeni dönemde bir taraftan her ne kadar içe kapanacağını, her ne kadar yatırımı kendisi ne yapacağını, önce Amerika diyeceğini söylese de diğer taraftan bu aktörlerle mücadelede kendisine alan kazanmak için yol yürüyeceğini söylüyor. Burada bakın kritik olan yine önemli bir coğrafi alan Orta Doğu'dur. Yani bir taraftan baktığımızda rekabetin kaydığı alan Pasifik PKK havzasıdır. Ve PYD unsurları Pasifik da bunun havzasıdır. Bir parçası. Fakat bir taraftan da Orta Doğu hala Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi almak durumunda olduğu bir şeydir. İran dolayısıyla, Rusya'yı dengelemek dolayısıyla ve diğer taraftan da kendine göre işte oluşturduğu ötekiler üzerinden işte bu cihatçı gruplar dediği DAEŞ, girdik mi? DAEŞ. Ya biz bu anlamda baktığınız zaman legal olarak burada ifade edildiği şekliyle bir tehdit algıları içerisinde değiliz. Evet. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri
bizi müttefik olarak görmüş olsa bile Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda bütün müttefikleriyle yapısal bir kriz içerisinde. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Bunu yaparken de kolaylıkla Türkiye ile ihtilaf içerisinde hareket edebiliyor ve Türkiye'nin FETÖ gibi, YPG, PKK gibi yumuşak karnı hiçbir şekilde dert etmeden yatırım yapıyor. Onları beslemeye devam edebiliyor. İşte bu dava meselesi yeni ortaya çıktığı üzere bir kumpas davası yürütebiliyor. Evet, altyazı da akıyor zaten. Şimdi hocam, Mehmet Karaca hocam, bugüne kadar belki de hiçbir televizyon programında karşılaşmadığınız bir teknoloji sorusuyla devam edeceğim. Çünkü Orta Doğu'da biz esas olarak İran ve İsrail'le adı konulmamış bir mücadele veriyoruz. Doğru mu? Çünkü ikisiyle de çeşitli nedenlerden farklılıklarımız var. Fakat gerek İran, gerek İsrail teknoloji ve bilişim çalışmaları ve bilgi üretimi açısından ne yazık ki bize biraz daha üstün gözüküyorlar. Eğer yanılıyorsam beni düzeltin. Eğer bu yarışta kazanacaksak, yani bölgesel olarak İsrail ve İran denkleminde Türkiye'de bilimsel olarak gelişmek zorunda anladığım kadarıyla. Çünkü 21. yüzyılın öyküsü böyle yazılıyor. Bizim sorunumuz ne? Biz nasıl çözeriz bu işi? Burada tabii en önemlisi aslında devlet iradesi. Evet. Dünyaya baktığımızda kapitalist bir ülke görünse bile Amerika, evet, özel sektörün çok domine ettiği bir ülke görünse, bütün bu stratejik projeleri devlet üniversitelere proje olarak veriyor. Hmm. Örneğin Lincoln Laboratuvarı var, MIT'nin hemen dibinde, devlet destekliyor bunu. Veya Los Alamos gibi işte hidrojen bombasının veya atom bombasının yapıldığı yerlerde Kaliforniya Üniversitesi'nin bir ünitesi veya Larbaz Yumur. Ve bunlar bazıları vakıf üniversitesi, özel üniversite statüsünde ama hala devletin bir fiil direkt şeyi var, desteği var. Ve büyük oranda devlet bir yere kadar özel sektörün ancak kendini geliştirme imkanı tanınana kadar devlet ciddi anlamda destek veriyor. Bu İsrail'de de aynı olay var. İran'da tamamen devlet desteği var. Evet. Özellikle üniversitelerde bu tür niş alanlarda ciddi desteği var. Örneğin ben irade o açıdan söylüyorum da, yani şey açıdan söyleyeyim. 1980'lere kadar ülkede en az 500 tane nükleer alanda insan yetişti bu ülkede. Evet. 1955'te nükleer teknoloji ve nükleer reaktörler yapılırken, nükleer alanında santraller yapılırken, Türkiye 1960'larda hatta tam başında nükleer enerjiyle ilgili bir enstitü kuruyor teknik üniversite içinde. Evet. Ve ciddi anlamda bir insan birikimi oluyor. Ama 80'e kadar ciddi bir irade olmadığı için bu insanların çoğu bu işleri bırakıyorlar veya emekli oluyorlar veya bir kısmı da toprağa intikal ediyor. Ve yeni yeni son 15 yıldır ciddi anlamda bir, yani nükleer alan sadece bir santral veya... Bu bir irade olmadı mı zaten eğitseniz de bir işe yaramıyor. Şimdi burada şimdi ciddi bir uçak 15 yıllık... Uçak mühendisleri de bir dönem böyle. Aynen öyle. Evet. Yani, siz çok iyi uçak mühendisleri yetiştirdiniz. Yani, bu konuda en iyisiniz. Termosifon ürettiler. Daha yeni yeni şimdi TAİ'de. Ama doğru, benim bir arkadaşım termosifoncu oldu. Yeni yeni TAİ ciddi anlamda yatırım yapıyor. Evet. Burada insan kaynağı önemli. Yani burada devletin ciddi anlamda irade koyması lazım. Bu son 15 yılda 16 yılda ciddi bir irade görmeye başladık. Hmm. Yani nükleer santrallerin yapılması. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamasında hala geride olduğumuz. Evet. Demek ki o da küresel ve bölgesel rekabetin farkında. Ha, burada üniversiteler çok önemli. Evet. Yani üniversitelerde ne kadar hata yapsa o kadar hayra yormak. Amerika'da 10 şirkete veya 10 tane proje verirler çok farklı yere. Bundan bir tane veya iki tane ciddi iyi proje çıkar. Evet. 8'i aslında bir öğrenme sürecidir. Biz bu konuda sabırlı değiliz. Mesela TÜBİTAK veya benzeri kurumlarda mutlaka bir sonuç beklerler. İyi proje sonucu beklerler. Bu bir hata aslında. Yani insanlara hata yapmaya teşvik edeceksiniz. Yani üniversitelere bu açıdan imkan sağlamak lazım. Bu konuda da aslında ciddi destek bekliyoruz ve hala burada önemli aktör devlet. Hata sağlamak zorundasınız. Ne kadar hata yaparsanız. Doğru. Çünkü inovasyon diyoruz değil mi? Aynen. Hayal gücünüzü geliştirin. Bu ekonomistlerin lafıdır bu. Ama hayal gücünü geliştirecek gençlere kısa zamanda sonuç ver diyoruz. O da yanlış. Yani eğer 2023'te ciddi bir anlamda bir sıçrama bekliyorsak üniversiteler bu şeyin... 2023 hedefine hocam, Türkiye bu iradeyle beraber ulaşabilir mi bilim ve teknoloji alanında? Nedir hedefimiz?
Yani ben ihracatta bir hedef var ama evet. Yani bilimde, bilimsel çalışmada da bir hedefler olmalı. Dönüşe konulmalı yani. Yani katma değeri yüksekler tabii bir açıdan konuşuluyor evet. Ama klasik teknolojilerde de belirli katma değeri yüksek şeyler yapılabilir. Hayır hayır, ben şunu hayal ediyorum. Biz 2023'te uzaya adam atmalıyız yani. Ben böyle şeylerin hayalindeyim. Yani veya Rusya ile işbirliği yaparak kendi astronotlarımızı yetiştirip onlara ne diyeceğiz? Uzay adamı mı diyeceğiz sadece? Yani herhalde astronot. Antarktika'da üs açmadan uzaya açılamazsınız. Çünkü evet. Antarktika'daki üslerin çoğu aslında gelecekte dünyanın güneş sistemindeki yörüngesinden daha farklı yörüngelerdeki diğer gezegenlere inildiği zaman oradaki koşullara ayak uydurabilmek adına pek çok denemenin, pek çok aletin, pek çok yürüyen taşıtın, pek Mars'a çok şeyin, gitmiş gibi tabii, oluyor. Pek çok şeyin denendiği yerler oralar. Yani, en iyi gözlemler. Antarktika olayı sadece yani. Buzullar falan değil yani. O açıdan Antarktika'ya gidiyoruz. Evet. Antarktika bir Türkiye küresel güç gösterisi değil. Yani bilimsel bir güç gösterisi o açıdan da. Evet. En iyi uyduların gözlemlendiği, en iyi araştırmaların yapıldığı yerler. Hmm. Bakir bir alan. Şeyi bırakıyorum. Ya bir de orada yaşam alanı üretiyorsunuz ki bu uzaydaki bir yaşam alanını üretmek gibi bir şey. Bakın İngilizler, onu konuşuyoruz. Evet. Çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. 1960'tan beri orada üsleri var. Ve 3000'e yakın insan bu konuda çalışıyor. 3000? Bir tane bilim insanı çalışıyor. 3000? Evet. Yani İngiltere'nin içinde ve Antarktika konusunda sadece. Antarktika Survey diye bir merkezleri var. Bu konuda insan yetiştiriyorlar. Dünyada en kuvvetli fırtınaların Antarktika'da olduğunu çoğu insan aynen. bilmez. Antarktika'da dağın tepesinden başlayan fırtınalar Mars'taki fırtınalara eş değerde güç oluşturabiliyor. Dolayısıyla orada aslında baktığınız zaman dünyadan çok daha ağır fırtınaların olduğu bir ortamda çok büyük denemeler yapıyorsunuz. 300 kilometreyi aşan -47-50 derecede fırtınalara karşı orada bir dayanma mücadelesi veriyorlar. Buradan bir sonraki sıçramayı yapacaklar. Tabii çünkü. Mars'a. Yani 2023'ün hedefleri sizce tam belli değil galiba bilim teknoloji alanında. Yani, var aslında bu tür şeyimiz. Yani hata yapmayı aslında teşvik etmek lazım insanlar. Evet, hata yapmayı. Ama bu hata yapma tabii bilinçli bir hata değil. Tabii. Akademik araştırmaları, bilim teknolojide hata yapmayı insanlarımızı teşvik etmemiz lazım. Yani üniversiteler bu konuda aslında hazır olmalı. Biraz daha geniş bütçe gerektirir hata yapmaya aynen. teşvik. Doğru aynen. mudur? Devlet büyük aktör. İyi bir ciddi aktör. Pay alıyor aslında artık araştırma. Hmm. Bu hükümetle beraber yani 15 yıldır aslında ciddi bir Ar-Ge'ye para aktarılıyor. Bütçenin evet. %3'ü kadar. Bu payların daha da büyümesi lazım. Savunma sanayi. Devletin en çok faydalandığı alan. Orada hata payı var mı? Hata payı var ve yok. Yani kusura bakmayın. Biraz önce hocamın hemen yapay zekadan bahsediyoruz. Bana hata yapan bir yapay zeka gösterin, o zaman erişmiş olur derler. Çünkü hata yapmadan öğrenilmediğine göre tabii. yapay zeka bile hata yaptığında ancak biz yani neticede Türkiye inovasyona ihtiyacı var. İnovasyonlar her ülke ekonomisi inovasyonlara ihtiyacı var. Büyümek için inovasyona. Yani üretim bir nevi günümüzü kurtarıyor ama inovasyon yoksa neticede bunun geleceği yok bu üretimin. Bu nedenle askeri alanlarda yatırımlar son derece önemli yatırımlar. Nasıl gidiyor? Bu bir şey yapabilir miyim? Buyur. Bakın bir istatistik vereyim. Geçen senenin istatistiği. İlk 20 girişimcilik ve inovasyon şehirleri içinde İstanbul yok. Dünya markası evet. şehir burası. São Paulo var. Zaten Tel Aviv ilk 5'te. Amerikan şehirleri. Tahran var mı? Tahran da yakın. Bak görüyor musun? Evet. Yani Berlin bizim var. Bir sorunumuz var Londra arkadaşlar. Var, Singapur burada. Var. Yani 2018'i ve 2023'e kadar bu işi bizim Ardan kampanyaya dönüştürdük. Ardan Bey bu sorun değil. Bu aslında hı. sorun değil. Bu önceliklerinizi ona göre ayarlamanız ama lazım. Ama önceliği almamız lazım. Şimdi biz altyapıyı yapmadan başka bir işe geçemeyiz. Yani ilk önce altyapılarımızın yapılması lazımdı. Fabrikalarımızın kurulması hı. lazımdı. Üretim imkanlarımızın kurulması lazımdı. Güzel. Mühendislerimizin yetiştirilmesi lazımdı. Yani bir gün çıkıp da ben uçak yaptım diye çıkamazsınız. Yani ama böyle bir şey yok. En azından maketini hazırladık. Maketi yapmak o yani hem zor hem kolay da esas önemli olan o teknolojiye ayak uydurmak. Yani günümüzün teknolojisine ayak uydurmak. Ben müdahale ediyorum ama Ardan Bey, otomobil kendi başına bir iş değil aslında. Evet. Otomobil herkes yapabilir. Şimdi Cumhurbaşkanımızın ben arka planda düşündüğü şu.
onunla beraber mobility bir alanı. Yani otomobil bir araç aslında. Katma değeri yükseltme için bir araç. Küçük bir nüvesi. Kesinlikle. Buradan farklı bir teknolojiye sıçrayabilir. Zaten dert o. Dert o. Yani elektrikli düşünülmüşün. Amaç o. Biz otomobil çalışmalarını, otomotiv çalışmalarında, sanayisinde geç kaldığımızdan dolayı, oradan da geçmemiz lazım olduklarından dolayı oraya atılım yapıyorlar. Fakat esasında bu, Cumhurbaşkanı bilinçli zorluyor yani. Ya aynen. Cumhurbaşkanı bilinçli zorluyor. Cumhurbaşkanı bir tümünü görebiliyor fotoğrafın. Biz tabii kısmen görüyoruz o tümünü. Biz sadece gördüğünden otomobil üretmenin peşinde olduğunu kimini görebiliyor şey, vesaire. Yani. Şimdi herkesin görevi başka. Ama savunma sektöründe bahsettiğimizde geldiğimizde bir günde savunma sektörü oluşmaz. Neticede 1950 yılında Türkiye Danimarka'ya eğitim uçağı sattı. Evet. Kim yaptı bunu? Makine kimya yaptı. Bugün makine kimyayı hantal diyorlar ama makine kimyanın şu anki genel müdürü son derece yoğun bir çalışması var. Tüm komileri bir araya toplamaya çalışıyor. İl il dolaştı, şehir şehir dolaştı. Tüm komilerle fabrika müdürlerini ve alım müdürlerini bir araya getirdi. Ne kabiliyetiniz var, ne yapmanız lazım olarak diye sıfırdan eğitiyor. Yani neticede bu bir iştir. Çok güzel şey. Savunma sanayinin yan sanayi yan sanayiye doğru yayılmasından. Yan sanayiye yayıyor. Ama bu bir söylemekle değil, fiziken yapmak lazım. Tabii yani, doğru. Bunu anlatmak... Evet. Yani bir kablonun, ben çelik kablo üretiyorum, ne mutlu, ben zırhlı aracın arkasındaki kapıya ben bu çelik kabloyu taktığımda aynı çelik kablo görevi yapar. Hayır, yapmıyor, o kopuyor neticede. Ne? Çünkü o çelik başka, bu çelik başka. Neticede savunma sektörünün teknolojileri bambaşka. Malzeme teknolojileri var içinde, nanoteknolojiler var vesaire. Bir dakika. Sen 6 tane ansiklopedi yazmış bir arkadaşımızsın. Bu işi de dünyada iyi bilenlerden birisin. Dünyada diyorum. Şu anda vardığımız nokta geleceğe dönük tatmin edici mi? Şu anda vardığımız nokta teknolojik yapısal olarak kabiliyetlerimiz sanayi bakımından eşit durumda birçok ülkeyle. Zaten ben de biraz önce arada konuşuyordum. Olayı sadece kendi penceremizden bakmayalım. Bir de yurt dışından bize bakalım. Tabii tabii. Çünkü yurt dışından bize baktıklarında bambaşka bir Türkiye görülüyor. Ne görüyorlar? Ben askeri açıdan kısıtlı olduğundan dolayı söyleyeyim. Askeri açıdan Türkiye kendi imkanlarını 2 ile 3 ile katladığını görüyorlar. Mesela size şöyle söyleyeyim. Kanat yapıyoruz. Airbus'lere kanat yapıyoruz. Ve bu kanatlardan son derece mutlular. Ama biz bunu bir offset olarak almadık. Rekabete girdik. Diğer ülkelerle rekabet yaptık. Bir fiyat verdik. İhaleyi kazandık. Şu an TUSAŞ TAİ bunu üretiyor. Evet. Neticede bu rekabet ortamında başarılı olmanın önemi önemli. Şimdi mesela örnek vereyim. Aselsan dünyada birçok ülkeye mal satıyor. Evet. Bunu biz Türkiye olarak aslında daha da problemini anlatacağım biraz önce. Ne gerektiğini anlatacağım. Biz Türkiye olduğumuzdan satmıyoruz. Aselsan'ın ürünlerinin iyi olduğundan dolayı satıyoruz. Doğru. Ve Aselsan, kimse almaz ki yoksa. 1,5 milyar dolara göre ihracat yapıyoruz. Biz bir silah tüccarı ülke değiliz ki. Biz bunu yapabiliyorsak bir mantığı var. Pek de olmak istemiyoruz esasında ama sonuçta Ardan Bey satıyoruz. Biraz önce söylediğimiz aynı konuya geliyoruz. Arge çalışmalarına para lazım ama aynı zamanda inovasyon veya çalışmalarımızı satabilmemiz lazım. Çünkü eğer bir şeyi bulduysak, bir şey yapıyorsak satmamız lazım. Burada devletin ve Cumhurbaşkanımızın büyük bir yardımına ihtiyacımız var. Bu 15-20 yıldır durmadan uğraştığımız ve bu konuyu artık gangren oldu bu konu. 10 yıldır bizim sanayimizin, savunma sanayinin önünü açacak bir konu. Nedir? Biz tabii ki savunma sanayi olduğundan dolayı bunu biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veriyoruz. Zaten savunma sanayinin en büyük yaratma nedeni bizim TSK'nın muharebe alanında kabiliyetin arttırılması ve devamlı ambargo yemeden devam edebilmesi neticede. Bravo. Amaç bu. Ama artık üretim kabiliyetimizi açtık, kendi ürünlerimiz var vesaire. Bunu ihraç etmemiz lazım. Burada iki devlet arasında kredilerin döndüğü bir ortama giriyorsunuz. Yani bizim bankın devreye girmesi lazım. Yani şimdi şu an Pakistan için bir iki tane örnekleme yaptılar ama yıllardır yapılmıyor bu ve yapılması lazım. Bugün Kolombiya olsun, Meksika olsun, çeşitli ülkeler. Biz çok güzel şeyler üretiyoruz. Evet, çok mamülümüz iyi.
Eminiz bundan ama neticede bu ülkelerin şu an çıkartacakları para yok. Neticede bunu bütçelendirecekler. 5 yıl içinde, 10 yıl içinde ödeyecekler. Devletin, iki devlet arasında... S-400'leri de öyle almadık mı Rusya'dan? Aynen ama yani, bizim bizim sahip çıkmamız lazım savunma sanayimize. Ha. Şimdi savunma sanayimizi örnek vereceğim. Yok, sadece savunma sanayi değil. Çok bir uç örnek söyleyeyim. Airbus'la Boeing ciddi anlamda devlet sübvansiyonu var arkada. Tabii. Amerika ve Avrupa Birliği'nin. Veya Amerika yani devlet sübvansiyonu. Elon Musk söyleyeyim. Elon Musk ciddi anlamda devletten şey alıyor, destek alıyor. Ve çok zor değil de bunun mali açısından da getirisi çok yüksek. Çünkü evet. Bu ürünler katma değeri yani yüksek olan ürünler olduğundan dolayı kazancı çok yüksek. Geliri de yüksek, kazancı yüksek, evet. Teknolojik getirimi de yüksek. Örnek vereceğim. Roketsan'dan bahsedelim. Roketsan'ın herkes biliyor, duyuyor Roketsan'ı. Füze, roket motorları üretirken Arap ülkelerinden ismi gerekmez bir ülkeyle anlaşma imzaladı. Geliştirme Ar-Ge çalışması yaptı başka bir ülke için. Evet. Oradan kazandığı bilgi birikimiyle en az 7 tane 8 tane ürün çıkarttık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan ve ürünler çıkarttık. Müthiş ürünler, ben de takip ettim. Evet ve neticede dikkat ederseniz biz bir başkası için yaptığımız çalışmayı Türkiye'deki ihtiyaçları karşılamak için kullanabiliyoruz. Şimdi teknoloji transferi falan kalmadı bizde artık. Yani bize transfer edilecek bir teknolojisi de kalmadı. Ya yapmasını biliyorsun ya yapmasını bilmiyorsun. Bugün bizim için önemli konu. Aynen. Hocam bu çok önemli laf. Yok ben çok iyimserim aslında. İyimserim. Aynen için. Neticede ben de hocam. Evet, biz teknolojik açıdan şeyi kapattık. Evet. Bu nedenle kendi açımdan şöyle söylüyorum. Maddi destek haricinde stratejik olarak ne yapacağımızı da tam olarak çerçevelerini belirlediğimiz takdirde üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları beraber yürüdükçe inovasyon ve askeri inovasyonlar yapar ve neden olmasın ihracatımızı, silah ihracatımızı 5 milyar 6 milyar dolara da çıkartabiliriz. Bu demektir ki aslında hem kendi kabiliyetlerimizi arttırmış oluyoruz hem de dünyada siyasi ve askeri gücümüz oluşmuş oluyor. Burada aslında üniversiteleri de sınıflamak lazım Ardan Bey. Evet. Teknoloji alanında diyelim, her üniversite her şeyi yapmamalı. Kendi kabiliyetlerini tabii, ona göre geliştirmeyi. Siz tabii kendi aranızda da şey işte yapacaksınız. İşte araştırma üniversitesi aslında beklentimiz bu yönde. Öyle ama mi? Bu o üniversiteye bu kimliği verdiklerinde, yani ben diyorum işte yapay zeka. Teknik üniversite araştırma enstitüsü mü olmak istiyor? Yok araştırma üniversitesi zaten. Biz. Ayrıca. Yok zaten YÖK bunu belirledi. Yani bakıyoruz niteliklerine, şeye bakın. Bizle beraber diğer 19 tane de üniversite var. Her üniversite aslında her alanda aynı şeyleri yapmamalı. Çok herkese doğru. Kendi uzmanlıkları olması lazım. Hocama katılıyor. Evet. Uzmanlıklar olması lazım. Aynı zamanda uzman yetiştirmemiz lazım. Üniversitelerde uzman yetiştirmiyoruz. Üniversitelerde genel bilgi verip firmalara bırakmış durumdayız uzman yetiştirmeyi. Yani neticede bizden uçak mühendisliğinden mezun olanlar gidiyorlar TUSAŞ'ta veya Roketsan'da veya ilgili firmalarda bir yıl, iki yıl eğitiliyorlar. Neden? Çünkü çıkarken müsait değiller aslında. Eğilimli değiller, ehliyetli değiller o işe. Daha sonradan ehliyetli oluyorlar o işe gerçek anlamda. Yani biz kendi çapımızda mesela lisansa dahi Ar-Ge yapma, öğrencilerin lisansıza Ar-Ge kabiliyetini geliştirme için yönlendiriyoruz. Evet. Yani yönlendirmeye çalışıyoruz ama bu yeterli değil. Peki. Fahrettin Altun, ikişer dakika görüş alacağım çünkü sürem doluyor. Yani keşke bir saat daha olsaydı. Ben vallahi çok keyif aldım. En az 30 bin kitap okumuş aslında kadar. Aslında çok az kaldık savunma sektöründe. Yok çok iyi gittik. Teknoloji ve ikisi beraber yaklaşık yarım saattir onu konuşuyoruz. Şimdi bütün bu... 2023'e hedeflerini 5 yıllık bir istikrar dönemi mi? En az. Şimdi biz aslında 2023 hedeflerini yeni konuşmuyoruz. Tabii. Türkiye'de bunu 2002'den sonra... bir anlamda önümüze neredeyse 15 yıllık bir 20 yıllık bir hedef koyarak konuşmaya başladık. Fakat bu süre çok ciddi türbülanslarla geçti. Ve bu türbülanslar hepimizin konuştuğu türbülanslar ve ciddi türbülanslar, ciddi meydan okumalardı. Ve Türkiye bu meydan okumaları geride bıraktı. Geride bırakırken bir taraftan da önüne çıkan fırsatları da değerlendirdi. Evet. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin kendi içinde bir taraftan birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmiş olması, bir taraftan bu çevresindeki, bölgesindeki yangına rağmen ayakta durmuş olması ve uzun vadeli hedeflere odaklanması oldukça kritikti. Ben bu noktada gerçekten güvenlik alanında yapılan yatırımları ve yeni bir güvenlik paradigmasıyla Türkiye'nin kendi
tehditlerini, evet, terörle mücadelesini bertaraf etme çabalarını çok değerli görüyorum. Ve bu anlamda Türkiye'nin bir siyasal istikrar içerisinde önümüzdeki dönemde ayakta kalabilmesini de bu hedeflerin hayata geçirilmesinin bir teminatı olarak değerlendiriyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin şuna ihtiyacı var. Evet. Bir taraftan siyasal istikrarının temin edilmesi, diğer taraftan bu birlik bütünlüğünün devamı ve diğer taraftan toplumun bütün aktörlerinin, yani farklı katmanlarındaki, farklı meslek gruplarındaki ve farklı perspektiflerindeki bütün aktörlerinin bir toplumsal seferberlik ruhuyla çalışması ve çok ciddi bir gayretle Türkiye'nin, evet, geleceğine yatırım mantığıyla hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'de baktığımız zaman gerçekten dışarıdan önümüze konan birçok kumpasla uğraşmak zorunda kaldık. Bunları bertaraf ettik. Fakat öyle görünüyor ki bu kumpaslar bitmiyor. Bitmeyecek. Bu kumpaslar da bitmeyecek. Burada kritik olan şey şudur. Türkiye'nin istikrarını hangi adım tehlikeye atıyor? Hangi adım Türkiye'nin siyasal istikrarına hizmet ediyor? Çünkü bu siyasal istikrarın altını çiziyorum. Çünkü bu siyasal istikrar Türkiye'nin aynı zamanda ekonomik büyümesinin güvencesi. Doğru. Aynı zamanda özgürlüğünün güvencesi. Evet. Aynı zamanda daha büyük teknoloji atılımları yapabilmesinin güvencesi. İçeride bizim ihtiyacımız olan şey gerçekten savunma sanayi çok kritik. Savunma sanayine çok ciddi anlamda yatırım yapmaya devam etmek gerekiyor. Arge politikaları burada oldukça kritik ve artık bunları yaparken de üniversitelerin gerçekten Türkiye'nin ihtiyaçlarına odaklanması. Evet. Batı'da üretilmiş sorulara cevap aramak için değil. Burada tam da bu toplumun, evet, bu ülkenin ihtiyacı olduğu çerçeve içerisinde hareket etmesi son derece kritik. Bu noktada siyasetle olan ilişki, siyasal liderlikle olan ilişki kritik bir ilişkidir. Bu pozitif bir ilişkidir. Bizde ne yazık ki yine dışarıdan bir takım bize enjekte edilen yaklaşımlar dolayısıyla üniversiteler aman ne olursa olsun hele seçilmiş siyasi iktidarla hiçbir surette bir ilişki içerisine girilmemesi gerekir diyerek uzun vadeli yatırımlardan kaçınmışlardır. Şu anda bunu görüyoruz. Sayın Rektör'ün, evet, de ortaya koyduğu gibi artık siyasal iktidar tam da Arge politikalarının önünü açacak yatırımlar yapmak için bir imkan alındır. Siyasal liderlik böyle bir yapıdır. Üniversitelerin de artık bir ideolojik bagajları bırakıp yol alması gerekir. 2023'te biz bu orta halli durumdan biraz daha üst sınıfa çıkar mıyız hocam? 2023 hedefleri biliyorsunuz 2053 diye tekrar gözden geçmiyor. 2071 diye. Şimdi bu uzun vadeli. Ben yakın vadeyi konuşuyorum. Uzun şöyle artık dediğiniz gibi yakın vade oldu ama bu uzun vadeli hedeflerin konulması motivasyon açısından önemli. Evet. Fakat burada 2023 hedeflerimiz neydi? Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına, evet, girecekti. Bu 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı vesaire. Ve buraya ulaşabilmesi için Türkiye'nin bu küresel ortamda rekabet edebilmesi lazım. Rekabet edebilmesi için de bir takım yaratıcı alanlarda yatırımlar yapması lazım. O alanlarda kendisinin üstünlüğünü kanıtlaması gerekiyor. Evet. Şimdi baktığımızda şöyle bir şey var. Evet, üniversitelerin üzerine çok önemli görevler düşüyor. Üniversiteler, siyasetin üzerine. Siyasetin üzerine de düşüyor. Fakat bütün bunların belli bir program, belli bir çerçeve içerisinde, yani Türkiye'nin sanayileşme, kalkınma ve işte geleceğe yönelik olan belli bir program içerisinde düzenlenmesi ve uyumlulaştırılması gerekiyor. Ya bu uyumlulaştırma da Türkiye'nin gerçekleriyle uyumlu olması, evet, gerekiyor. Ve içinde yaşadığımız dünya ve rekabet ettiğimiz ortamla da uyumlu olması ya en azından o rekabete cevap verecek şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Hatırlarsanız Türk Hava Yolları'nın bir hostesi galiba Batı Afrika'da bir uçuş sırasında, evet, bir çeçe sineği tarafından ısırılmıştı. Türkiye'ye geliyor kız, ölümden zor döndü çünkü Türkiye'de kız o hostesimizin geçirdiği rahatsızlığı ne olduğunu anlayacak hekimlerimiz yoktu. Tropikal iklimde olmadığımız, hayır, için. Çünkü, evet, şöyle, evet, Afrika'ya açılıyoruz bir, evet, örnek olarak söyleyeyim ama Türkiye'de Afrika'daki tropik hastalıkları çalışacak ve hastane, evet, ve donanımlı bir işte araştırma vesaire, tıbbi bir girişimimiz yok.
benzeri şekilde kurumsal yapının oluşturulması gerekiyor. Savunma sanayi çok önemli bir alan. Çünkü savunmada olsun, uçak üretiminde olsun, otomobil üretiminde olsun, küresel standartların dışında üretim yapamazsınız orada rekabet edeceğiniz için. Orada da yaratıcı gücü harekete geçirmek lazım. Bunun için de bir takım ihtiyaçlara cevap vermek gerekiyor. Şimdi bu 2023-2053 hedefleri çerçevesinde devletin devreye girmesi elbette gerekiyor. Ama devreye giren devlet rekabeti gerçekleştirecek piyasaları da boğmaması gerekiyor. Yani bir Antarktika'ya gidiş çok önemli. Evet, fakat bunların da bir ihtiyacı cevap vermesi lazım. Şuna söyleyerek bağlayacağım. Örneğin İngiltere'de Kew Gardens diye bir şey vardır, değil mi? Botanik bahçesi. Bu botanik bahçesinin doğup gelişmesi İngilizlerin süse ve çiçeklere merakından kaynaklanmıyor. O bir ihtiyaca cevap vermek üzere ortaya çıkmış olan bir şey. O da işte Batı Afrika'daki tropik hastalıklara karşı ilaç geliştirmek üzere bitkilerin incelenmesi için geliştirilmiş bir şey. Yani bu Kew Gardens gibi bizim de dünyada rekabet ederken karşılaştığımız sorunlara cevap verecek kurumsal yapıları oluşturmamızdan geçiyor. Yani şey diyor, zihniyet dönüşümü gerekiyor. Zihniyet dönüşümü. Ve uzmanlara ihtiyacımız var. Daha çok uzmanlara ihtiyacımız var. Konusunda daha çok uzman, daha çok zihniyet dönüşümü, daha kurumsal yani, raporlara ihtiyacımız var. Yani ve bir uyumluluk içerisinde. Yani esasında 2018 ile 2023 arasını bir bilimsel, teknolojik, kurumsallaşma olarak görmekte yarar var. Doğru evet, mudur? Doğrudur. Son cümle sana kaldı. Kerem. Cümleyi şöyle bağlayalım. 2023'e bağlı. En muhalif olan bile elini vicdanına koyup, şunu kabullenecek. Eğer Türkiye bugün 2023, 2051, 2053 ve 2071 eğer konuşuyorsa, bunu Cumhurbaşkanımızın, Sayın Erdoğan'ın temsil etmiş olduğu siyasi irade sayesinde yapabiliyor. Evet. 1990'ların Türkiye'sinde ertesi sabah konuşamıyorduk. Sabahleyin ne oldu? İkincisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye için tarihi bir eşiktir. Milli egemenliğinin, milli iradenin perçinlenmesi Türkiye'nin yerli ve milli atılımı ile ilgili olarak tarihi bir eşiktir. Çünkü bu tarihi eşik bize kamu yönetim reformu, kamu yönetim model reformu anlamında tarihi bir bakış açısı getirecek. Bu yıl yapacağız. Bunun için ihtiyacımız var? Türkiye birinci nesil reformlarda inanılmaz başarılı bir ülke. Kamu mali disiplin, işte üniversite reformu, efendime söyleyeyim falan filan, işte ne bileyim bankacılık sektörünün yeniden yapılanması, aklımıza ne gelirse. Fakat kamu yönetim model sorunumuz var. Bu nedenle de birinci nesil reformlarda tarihi başarılara imza atıp gelip ondan sonra mikro boyutta ikinci nesil reformlarda tıkanıp kalıyoruz. Çünkü bununla ilgili olarak ikinci aşamaya yönelik Ankara'nın 100 yıldan beri ürettiği doku ile ilgili olarak bir sorun var. Bürokratik doku. Bürokratik doku ile ilgili bir sorun var. O nedenle Türkiye ikinci nesil reformları da şu ana kadar konuştuğumuz yüksek katma değer. Mesela Ankara bürokrasisine hala şunu anlatamadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı şudur, direktifi şudur. Türkiye ekonomisi 2023'teki başarıyı değer zinciriyle yakalayabilecek. Hala değer zinciriyle ilgili sıkıntımız var. 6 parçadan oluşan bir değer zincirinde bürokrasi diyor ki ben 1, 3 ve 4'ü desteklemeyi düşünüyorum. İyi de 2, 3, 5'i desteklemezsen falan olmaz ki bu yani. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Evet. Bu yönüyle bakıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tarihi bir eşiktir. Bu tarihi eşik bizi kamu yönetim modelinde çok önemli bir yeni bir bakış açısına getirecek. Ve bu sayede Türkiye ikinci nesil reformları yapabilir hale gelecek. Bununla isterseniz bitirelim. Hocam onunla bitirelim ama hocama da tabii bir rektör olarak bir cümle sorum var. Üniversiteler biraz daha fazla konuşmalı gibi gözüküyor. Bir sürü kanaat önderi var ortada. Bir sürü insanlar ortalığa çıkmış, televizyonlarda bir şeyler anlatıp duruyorlar. Siyaset deseniz ne rengisiz de şaşmış. Yani niçin bu 2018 bence... Üniversitenin yılı olsun. Üniversitelerin böyle hep yılı olsun. Doğru mudur? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani gerçi kendisi Bilgi Ekonomisi Derneği Başkanı ama başka şapkası da var. Evet. Kerem Bey'in. Bilgi ekonomisine mutlaka artık yani geçmemiz lazım. Dijital kalkınma
ki. Bilgi ekonomisi, sayın rektörüm çok haklılar. Yani bu kaçınılmaz bir soru. Bilgi ekonomisi. Aynen. Vay, evet. Ardan Bey, ekonomi, dünya ekonomisi değişti. Tamamen değişti. Sistem değişti. Bunu fark ettik ama ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne yapacağımızı da üniversiteden belirleyecek. Hep siyaset konuştuğumuz için be Sami Atatürk. Evet, tamamen değişti. Al sat yok artık. Dünya bundan değişti. Bundan sonraki geleceğimiz, sayın rektörüm ifade ettiği gibi, bilgi ekonomisinden ve dijital kalkınmadan geçiyor. Bunları başa, ikinci nesil reformlar bilgi ekonomisi ve dijital kalkınma anlamına geliyor. Bilgi ekonomisi istikrara ihtiyacımız var. Tabii. O da Cumhurbaşkanı zaten meclisi. Siyasi istikrarı kaybettiğin an buradaki konuşmaların hiçbir anlamı kalmıyor. Öyle yukarıdaki ampuller gibi bir şey. 90'larda neler yaşadığımızı asla kimse unutmaz. Bir şey istikrar ve irade. Uzmanlaşma bilgi ekonomisi. Yok, yani irade de lazım aslında. İstikrarla beraber irade. Tabii. Bu çok önemli. Umarım bu programı Sayın Cumhurbaşkanı da izlemiştir. Bu iradesini önümüzdeki günlerde daha da güçlendirecektir. Efendim farklı görüşün ilk programında çok değerli konuklarımla beraberdim. Müthiş işler konuştuk. Geleceğe dönük de umarım iyi bir mesaj verdik. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.